Evet arkadaşlar, hepinize merhaba. Bugün kurumlar vergisiyle ilgili seminer düzenleme kararını konuştuğumuzda çok yoğun bir ön seçim dönemini bitirmiştik. Onunla ilgili Halim Hocam'la ilgili çok istek vardı. O yüzden de biz de Halim Hocam'la temasa geçip onun uygun olduğu gün Cuma olduğu için bugün Bugün aldık. aldık. Artık Artık. eğitimler hibrit olmaya başladı hocam. Sizi hep burada ağırlardık. Aşağıdaki salonda hem güzel hem sohbetle başlar. Güzel tatlı tatlı siz araya şey serpiştirirsiniz anekdotlar bu açıdan. Onu da özledik açıkçası söyleyeyim. Umarım burada da onu yapabiliriz. Arkadaşlar çok fazla sözü fazla uzatmaya gerek yok. Gelen arkadaş sayısına bakıyorum. 60 kişi geldi. 180 kişi kayıt yaptırmış. Umarım birkaç dakika içinde herkes bağlanmış olur. Sözü hocama bırakıyorum. Buyurun hocam, söz sizde. Çok teşekkür ediyorum başkanım. Her şeyden önce TÜRMOB'a ve size çok teşekkür ediyorum. Tabii ki bu eğitimin sizinle beraber yüz yüze olmasını ben de çok arzu ederdim. Ama olsun, böyle dijital ortamda da olsa bir araya gelmek yine de benim açımdan çok kıymetli, çok değerli. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Yalnız ben sunuma başlamadan önce katılımcılardan çok özür dileyerek TÜRMOB'un bir 4 dakikalık bir videosu var. Onu paylaşmam gerekiyor. İzninizle o videoyu bir izletelim. İzletelim. Hem bu Hem arada bu belki arada diğer katılımcılar da mümkün olduğunca aramıza katılırlar diye düşünüyorum. ekonomiye, mesleğe, meslek mensuplarına değer sunmak için sürekli çalışıyoruz. Ne çok şey sığdırdık şu 2 yıla pandemiye rağmen. Onlarca eğitim, onlarca webinar, el ele verdik, kendimize, işimize değer kattık. Düzenleyici kurumlarla olumlu ilişkiler geliştirdik. Mevzuat düzenlemelerinde görüşü sorulan, dikkate alınan bir kurum olarak sorumluluk yüklendik. Kamuoyuyla, televizyonda, basında, dijital ortamda görüşlerimizi, bilgimizi, raporlarımızı ve önerilerimizi paylaşmaya devam ediyoruz. Toplumsal raporlar hazırladık. Ekonomiyi, mesleğimizi, iş dünyasını ilgilendiren. Vergi düzenlemelerine ilişkin raporlar hazırladık. Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ele alınan vergi ile ilgili her konuda TÜRMOB olarak rapor hazırlayarak görüş ve önerilerimizi sunduk. 4. dönem geçici vergi 7338 sayılı kanunla kaldırıldı. Yıllık gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyan ve ödeme sürelerinin bir ay öne çekildi. Genel kurulda verilen bir önergeyle önlendi ve süreler değişmedi. Muhasebe programlarına sağlanan temel mükellefiyet bilgileri sorgulama hizmetleri GİB'le imzaladığımız bir protokolle TÜRMOB tarafından tüm muhasebe programlarına ücretsiz olarak verilmeye başlandı. Artık sistem kesintilerinin yarattığı sıkıntıyı yaşamıyoruz. Defter beyan sisteminde yaşanan darboğazın aşılması için idare ile yakın işbirliği içinde çalışıldı ve evliğide önemli değişikliklerin yapılması sağlandı. Yıllarca mesleğimizde büyük sorun olan haksız rekabetin önlenmesinde yapılan çalışmalar sonucu E-birlik sistemi ile GİB sistemleri arasında karşılıklı doğrulama entegrasyonunu sağladık. Asgari ücret tarifesi yerine zaman esaslı ücret tarifesi, emek, iş yükü, hizmet maliyetleri ve katlanılan giderler dikkate alınarak hazırlandı. Saat ücret hesaplaması yapıldı ve son şekliyle Maliye Bakanlığı yetkililerine sundu. Meslektaşlarımıza değer sunmaya devam ediyoruz. Gelir vergisinde 17 yıldır değişmeyen incelemesiz nakden iade sınırları 315 no'lu gelir vergisi genel tebliğ ile değişti. Mücbir sebep seviyede ağır hastalık ve doğumun mücbir sebep hali olarak değerlendirilmesi için tebliğ yayınlattık. BDK ile birlikte mesleki sorumluluk sınırlarının belirlenmesine yönelik çalışmalarını başlattık. Hedefimiz, meslek mensubunun eylemiyle ortaya çıkan vergi ziyağı arasındaki illiyet bağının somutlaştırılması ve soyut dayanaklarla sorumluluk yazılmasının önlenmesidir. İş dünyası ve muhasebe camiasının enflasyon düzeltmesine yönelik talebinin
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde takipçisi oldu. Mevzuatın takibi için üyelerimizi hiçbir külfete sokmadan TÜRMOB web sayfasını referans ve başvuru kaynağına dönüştürdü. Mevzuat sirkülerleri, açıklamalar ve uzman yorumlarıyla tüm üyelerimize hizmetlerinde ışık tutuyor. Kariyer merkezimizle meslektaşlarımızı ve aday meslektaşlarımızı iş dünyasıyla buluşturuyoruz. Banka maaş entegrasyonu ve E-Devlet entegrasyonuyla entegrasyon çalışmalarımız devam ediyor. Uluslararası meslek kuruluşlarının raporları, gündemleri ve üyelerimizin işine değer katacak bilgileri bültenlerle paylaşmaya devam ediyoruz. TÜRMOB ofis yönetimi programıyla ofis çalışmalarımızı kanunlar, yönetmelikler, standartlar, etik kurallar açısından denetleyerek çalışma standardı oluşturmak, ofis faaliyetlerimizi daha kolay bir şekilde yerine getirmek ve hizmet kalitemizi artırmak üzere bu yazılımımız hizmetimize hazır. Ülkemiz için, mesleğimiz için, meslek mensuplarımız için değer üretmeye ve sunmaya devam ediyoruz. TÜRMOB, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği. Evet, değerli başkanım, değerli yöneticilerim, çok kıymetli Bursalı meslektaşlarım, meslek adaylarım, ben sizleri bir kez daha saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Şimdi çok yoğun bir dönemdeyiz. Nisan ayı, kurumlar ayında kurumlar vergisi beyannamesini hazırlıyoruz bu ay. Siz bu yoğun iş zamanınızdan kendinize bir vakit ayırdınız. İşinizi bıraktınız, ekran karşısından bu eğitimi dinlemeye karar verdiniz. Şöyle dışarıya bakıyorum, muazzam bir hava, baharın böyle belirtileri var, meyve ağaçları çiçek açmış, rengarenk kirazlar, erikler, o kadar güzel ki, şimdi bu ayırmış olduğunuz vakti dışarıda bu güzel ortamda yaşamak varken ekranın başına geçtiniz. Neden yaptınız bunu? Niye bunu yapıyorsunuz? Niye bizimle beraber oluyorsunuz? Bunun tek izahı var. Yaptığımız işin daha kalitesini artırmak için, daha doğru beyanname yapmak için, müşterinize daha iyi hizmet verebilmek için, özen gösterdiğiniz için buradasınız. Ben şunu rahatlıkla ifade ediyorum. Bir meslek mensubu müşterisine verdiği hizmeti kalite ile şekillendiriyorsa, biraz da ürün yelpazesini geniş tutuyorsa, ayrıca tek başına da bu işi yapmıyorsa, o meslek mensubunun asla ve asla, yani müşteri kaybı gibi bir endişesinin olmayacağını düşünüyorum. İş kaybının olacağını hiç düşünmüyorum. Yeter ki verdiğimiz hizmeti daha kaliteli verelim. Ne kadar kaliteli hizmet verirsek o kadar özen gösteriyoruz, duyuyoruz, saygı görüyoruz. Çok daha aranan, istenen, tercih edilen bir meslek mensubu oluyoruz. Zaten onun için de bugün bir aradayız. Tabii ki ben bugün anlatacaklarımı belki seminer boyunca şunu diyeceksiniz. Ya hocam biz bunları zaten biliyoruz. Veya diyeceksiniz ki ya hocam bizim müşteri portföyümüzde bu konular yok. Bunları bizim için çok da önemli değil diyebileceksiniz. Ama ben öyle düşünmüyorum. Bazen yaptığımız işten bir onanmak isteriz. Acaba doğru yapıyor muyuz diye. Yapıyoruz ama diğer arkadaşlarımız da, diğer meslektaşlarımız da bu uygulamayı böyle mi yapıyor diye bir onanmak isteriz. Bazen de evet henüz anlatacaklarımızla ilgili bir müşteri portföyünüz olmayabilir. Ama yarın birisi zilinize basar, anlatacağımız bu konularla ilgili şunu yapmak istiyoruz diyebilir. Bunun için eğitimden zarar gelmez, bir arada olmaktan her zaman fayda gelir diye düşünüyorum. Bir kez daha hepinize teşekkür ediyorum. Şimdi aslında biz bir yıl boyunca işte muhasebede, bu arada unutmadan, evet dijital ortamdayız. Güzel. Birbirimizin belki de çok fazla gözüne bakamayacağız ama yani mümkün olan arkadaşlarımız, müsait olan arkadaşlarımız
kameralarını açmasını istiyorum. Kameralarımızı açık tutalım, mikrofonlarımızı da kapalı tutalım. İster istemez harici seslerden biraz korunmuş oluruz. Tabii ki sunum esnasında da sorularınızı varsa tarafıma iletmek istediğiniz sorularınızı Zoom uygulamasında chat bölümünden sorularınızı sorabilirsiniz. Söz alıp sözlü bir şekilde mikrofonunuzu açarak hemen araya girip sorunuzu iletebilirsiniz. Bu konuda da herhangi bir engelimiz, sıkıntımız olmayacaktır diye düşünüyorum. Tabii ki Ramazan ayı, ben olabildiğince de sunumumu özet ve kısa tutmaya çalışacağım. Değerli vaktinizi çok fazla almak istemiyorum ama yine de şöyle 1,5 saat gibi bir süre, 2 saat gibi bir süreyi birlikte geçireceğiz diyorum. Evet, biz yıl başında, dönem başında işte muhasebede hemen işlemlerimizi yaptık. Yıl içerisinde finansal kayıtlarımızı kayıt altına aldık. Dönem sonu işlemlerimizi yaptık. Kurumumuzun elde etmiş olduğu kurum kazancını, ticari kazancını hesapladık. Dedik ki biz bu bir yıllık faaliyet sonucunda karnemiz bu. Bu kadar para kazandık. Ortaklarımızı ikna ettik. Ortaklarımız baktılar, ettiler. Her şey normal. Ama biz ne yapmamız gerekiyor? Devlete ödememiz gereken bir katkı var. Devletin bir payı var. Devletin payını da hesaplayıp vergi olarak bunu beyannamede göstermemiz gerekecek. Şimdi devlet kendi payını hesaplattırırken bizim yıl içerisinde işletmemizle ilgili olan bazı giderleri kendi payını hesaplattırırken bunları farklı hesaplatmamızı istiyor. Bazı giderlerimizi dikkate almamamızı istiyor. Biz bunlara ne diyoruz? Ama vergi kanunlarımızdan, ama diğer kanunlardan gelen indirim yasağımız var. Bunları da kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate almamız gerekiyor. Bunların çok iyi bir irdelenmesi gerekiyor. Sonra ne yapıyoruz? Devlet bu. Devlet diyor ki ben bazı sektörleri, bazı firmaları ekonomiyi canlı tutmak amacıyla onların bazı kazançlarından vergi istemiyorum. Kazançların bir kısmını diyor vergiden istisna ediyorum diyor. Hatta bunları zarar olsa bile sonuçta bu mali zararlar gelecek yıllara taşınacağı için bunları rahatlıkla diyor beyannamede indirim konusu yapabilirsiniz. Bazı indirim istisnaları da diyor ki ancak sizin kazancınız varsa kazancınız oranında bazen oran belirliyor bazen kazancımız da sınırlı tutuyor. Bunları da diyor ayrıca indirebilirsiniz ve benim payımı beyannamede en doğru bir şekilde hesaplayıp bana beyan edin. Türkiye'de beyan esasına tabi bir vergileme sistemimiz var. Öncelikle bizim beyanımızın doğru olduğunu varsayıyor. Tabii ki daha sonra kendi payının doğru hesaplanmadığında gerekli gördüğü yerlerde bizleri denetleyebiliyor, inceleyebiliyor. Şimdi biz de bunun için ilk birinci adımda madem ki biz kurum kazancını hesapladık, beyannameye yazdığımızda devletin aslan payını hesaplarken hangi giderleri dikkate almamamız gerektiğini bilmemiz gerekiyor. Önce onlardan biraz konuşalım. Evet, yıl içerisinde ki kurumlar vergisi 11. maddeye istinaden bizim yıl içerisinde yapmış olduğumuz her türlü belgeli belgesiz bağışları öncelikle kurum kanunen kabul etmeyen gider olarak kurum kazancına ilave etmemiz gerekiyor. Daha sonra devletin payını hesaplamamız için kabul ettiği oranlardakileri de indirim konusu yapacağız. Bunların zaten detaylarına biraz gireceğiz. Tabii ki kurum kazancına yönelik olmayan bazı giderlerimiz var. Kurum kazancımızı elde etmek için harcamış olduklarımızın dışında hiç de faaliyetimizle ilgisi olmayan giderler olabilir. Bunları da kanun kabul edilmeyen gider olarak dikkate almamız gerekiyor. Vergi matrağına ilave etmemiz gerekiyor. Örtülü sermaye üzerinden ödenen her türlü faizler, kur farkları ki biliyorsunuz bu örtülü sermaye üzerinden ödenen nasıl hesaplıyoruz? Dönem başında işte açılış bilançosunda öz kaynaklarımızı
3 katını aşan kısmına isabet eden sermaye örtülü sermaye olarak değerlendiriliyor. O örtülü sermaye değerlendirilen kısmına isabet eden her türlü faiz, kur farkı giderleri de tamamı kanunen kabul edilmeyen gider olarak matbaa ilave etmemiz gerekiyor. Transfer fiyatlandırması yoluyla belki kazanç dağıttırmış olabiliriz. 200 bin liralık bir arabayı, binek otomobili ortağımıza 100 bin liraya satarak 100 bin liralık kazancı işletmenin dışına çıkartmış olabiliriz. Ben diyor, emsellerine nazaran düşüklük veya fazlalık isabet eden, ki burada hazine zararının olup olmaması da önemli. Hazineyi zarara uğratmışsam ben bunları kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınmasını istiyorum. Tabii ki her türlü yedek akçeler, kurumlar vergisinin kendisi kanunen kabul edilmeyen giderdir. 6183 sayılı kanun gereği ödenen cezalar, faizler, gecikme zamları, bunların tamamı kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate almamız gerekiyor. İşte emisyon primi diye adlandırdığımız menkul kıymet ihracında eğer biz itibari değerinin altında daha düşük bir bedelle satış yapıyorsak burada oluşan zararlar kanun kabul edilmeyen giderdir. İster kiralamayla sahibi olalım, ister aktifimize kayıtlı olsun, yat, kotra, tekne, sürat teknesi gibi, uçak, helikopter gibi varsa taşıtlarımız, bunlar işletmenin esas faaliyetinin dışında kullanılıyor ise bunların giderleri, amortismanları kanun kabul edilmeyen gider olarak dikkate almamız gerekiyor. Yine sözleşmelerde ceza şartı olarak konulan tazminatların dışındaki olan işte çalışanlarımızın, yöneticilerimizin suçlarından doğan zararlar kanun kabul edilmeyen gider. Mesela bir müteahhit kat karşılığı inşaat yaptığı bir arsa sahibine veya dairesini topraktan satış yaptığı bir kişiye demişse ki ben sana bu daireyi 24 ay içerisinde teslim edeceğim. 24 ay içerisinde teslim etmez isem geciktiğim her ay için sana 5 bin lira, 10 bin lira kira yardımı yapacağım diye bir tazminat koymuş ise bunlar kanunen kabul edilen giderdir. Ama bunun dışındaki bazı giderler kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate almamız gerekiyor. İşte zaten hepimiz çok iyi biliriz. Her türlü alkol ve alkol içecekleriyle tütün ve onların mamullerinin reklam giderleri kanunen kabul edilmeyen giderdir. Bir de kendi kanunundan gelen bir düzenlemeyle motorlu taşıtlar vergisine istinaden, kanuna istinaden ki orada bir sayılı listede yer alan otomobil, kaptı kaçtı, arazi taşıtları, motosikletler, uçak ve helikopterler içine ödenen motorlu taşıtlar vergisi kanunen kabul edilmeyen gider olarak kayıt altına almamız gerekiyor. Ticari amaçta kullanılanlar hariç diye bir düzenlememiz var. Bunun için sadece işte otomobillerini kiralama firması kendi otomobilleri için motorlu taşıtlar vergilerini indirim konusu yapabilir ama bunun dışındaki firmalar bu motorlu taşıtlar vergisini kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alması gerekiyor. İşte yine çok tartışılan bir husus, haberleşme giderlerimizin içerisindeki o faturalardaki özel iletişim vergileri. Yani düşünebiliyor musunuz? İletişimle ilgili masraflarınız var, internet masraflarınız var, telefon masraflarınız var. Faturanız geliyor. O faturanın içerisinde devletin almış olduğu özel iletişim vergisini kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate almamız gerekiyor. Ben burada bu kanunen kabul edilmeyen giderlerle ilgili hani her seferinde biraz vurgulamak isterim. Yine de vurgulamak istiyorum. Şimdi gider giderdir. İşletmenin faaliyetiyle ilgili katlanmak zorunda olduğum bir giderdir bu özel iletişim vergisi. Bu benim için aslında bir haberleşme gideridir. Nereye kaydederim? Pazarlamaya yönelik yapıyorsam 760'a, yönetim kadroları için kullanıyorsam 770'e, hizmet üretiminde kullanıyorsam 740'a bu haberleşme giderini kayıt altına almam gerekir. Yani bazı arkadaşlarımız bu dönemin bir gideri olan haberleşme giderini buradan alıp işte 689 hesapta takip ediliyor. 689 hesap diğer olağan dışı gider ve zararlar hesabımız. Yani şeyle özdeşleşmiş durumda 689 eşit kanunen kabul edilmeyen gider. Bu da hiç doğru değil. 689 hesap kanunun kabul ettiği giderleri de oraya yazabiliriz. Ama bunlar
olağan dışı giderlerdir. Normalde bizim giderlerimiz ilgili gider hesaplarına kayıt altına alınması gerekiyor. Tabii ki nazım hesaplar aracılığıyla veya farklı yöntemlerle bunları notlarını alarak nazım hesaplar aslında eşittir hatırlatma hesaplarıdır, hatırlama hesaplarıdır. Dönem sonunda bakacağız. He, evet benim bu kadar özel iletişim giderlerim vardı diyeceğiz. Onu matrağa ilave edeceğiz. Yine kanunen kabul edilmeyen giderlere örneklerden bir tanesi de eğer bir gider kanunen kabul edilmeyen gider ise ona isabet eden katma değer vergisi de kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınması gerekiyor. Örneğin binek otomobillerin gider kısıtlaması. %30'unun gider olarak kabul edilmediği bir durumda %30'una isabet eden varsa indirilecek KDV onu da gider olarak kayıt altına alıyoruz ama kanunen kabul edilmeyen gider olarak matrağa ilave etmemiz gerekiyor. Tek istisnası var bunun finansman gider kısıtlamasıyla ilgili olanı. Yani biz dönem içerisinde hani öz kaynaklarımızı aşan yabancı kaynaklarımıza isabet eden her türlü faiz ve kur farklarını %10'unu kanunen kabul etmeyen gider olarak kayıt dikkate alacak isek var ise bunun içerisinde bunu da gider olarak dikkate alıyorsak bunun indiriminde bir kısıtlama yok. Finansman gider kısıtlaması hariç. Bir soru mu var acaba yoksa mikrofon mu açık diye merak ediyorum. Hocam mikrofon açık kalmış. Mehmet Emin Özcan Bey. Evet. Mehmet Bey'den rica edelim mikrofonunu kapatsın. Tabii ki biz mal ya da hizmet alımında ödememiz gereken KDV'yi ödemeyip ikmalen ya da re'sen yapılan bir tarihat sonucu bize bir katma değer vergisi salınıyorsa biz bu KDV'yi de indirim konusu yapamayız. Gider yazıyoruz. Tabii ki kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate almamız gerekiyor. Hepimizin bildiği bir uygulamamız var. Hani dönem içerisinde tarafımıza ulaşmayan bir gider faturası 1 Ocak'la kurumlar vergisi beyannamesini verdiğimiz tarihe kadar olan dilimde tarafımıza ulaştığında biz bunu nasıl kayıt altına alıyoruz? E-defterde var. Mart ayında bana bir 2020 yılına ait bir gider faturası geldiği takdirde ne yapıyorum? 1. Katma değer vergisini indirmemde bir sakınca yok. Neden? 7104 sayılı katma değer vergisi kanununu düzelten kanunla getirilen düzenleme deniyor ki bir takvim yılına ait fatura ertesi takvim yılının sonuna kadar indirim konusu yapabilir. Mart ayında geliyorsa bana 2020 yılının bir faturası Mart 2021'de ben indirim konusu yapabilirim. Tabii ki kayıt altına alırken de gider kısmını önceki dönemlere ait gider olarak kayıt altına alırım. Sonra gelirim beyannamede diğer indirimler bölümünde bu gideri matrahtan indirim konusu yapabilirim. Geç gelen faturayla ilgili böyle bir düzenleme var. Ben 2020 yılına ait bir faturayı bu şekilde 2021 yılının Mart ayında işlemişsem, 2020 yılının beyannamesinde indirim konusu yapmış isem, o zaman 2021 yılı için o Mart ayındaki önceki döneme ait giderler hesabına yazmış olduğum gideri bu kez kanunen kabul edilmeyen gider olarak kayıtlara almam gerekiyor. Evet, işletmenin aktifine kayıtlı olsun veya kiralamış olsun, herhangi bir taşıt, işletmede çalışmayanların patronun çocuğuna, eşine, farklı kişilere kullandırılıyorsa bunların da tabii ki bakım onarım giderleri, amortisman giderleri, kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate almamız gerekiyor. Şimdi bu gayrimenkul ve iştirak satışından oluşan ve yıl içerisinde sermaye ilave edilmiş işçiler kazanç tutarları ile ilgili biraz konuşmak istiyorum. Değerli meslektaşlarım, bir kazanç kurumlar vergisinden istisna ise yenileme fonu ile emisyon prim kazancı hariç diğer tüm istisna kazançlar finansal olay gerçekleştiğinde dönemin gelir tablosunda ilgili hesaplara gelir olarak
kayıt altına alınır. 690 aracılığıyla bilançoya 590 hesaba taşınır. Sonra da bu kazanç istisna ise bunu alırız. Bir birden kurumlar vergisi beyannamesini verdiğimiz tarihe kadar olan bir aralıkta 590 hesaptan alırız. İşte ilgili fon hesaplarına aktarırız. Bu kural olarak tebliğlerde zaten böyle anlatılır. Bu şekilde de uygulamamız gerekiyor. Ama şöyle bir örnek olsun. Ben bir paşın bazımı sattım 2021 yılında. Soru soracağım sana. Dinlemeye çalışıyorum da. Mehmet Bey, beni duyabiliyorsanız rica etsem mikrofonunuzu kapatabilir misiniz? Ya da ben buradan korkum ne, başka bir arkadaşın mikrofonunu kapatmış olmaktan korkuyorum. Evet, kapandı hocam. Teşekkür ediyorum. İşte ben bir yıl 2021 yılında taşınmazımı sattım. Kazanç elde ettim. Ama hani bu kazancı sermaye ilave etmek bir ihlal sayılmıyor ya. Karar verdim. 2021 yılında da ne yaptım? Kazancımı önce fona aldım. Sonra da sermaye artışında kullandım. Dönem sonunu beklemedim. Hani normalde tebliğde açıklanan o uygulamalara uymadan öncesinde sermaye ilave ettim. Haliyle ne yapmam gerekiyor o zaman bu kazancıyla ilgili beyannameyi verirken? Önce kanun kabul edilmeyen gider olarak matrağa, çünkü 590 hesapta raporlamadığım için veya gelir tablosunda 690 hesapta raporlanmadığı için, doğrudan sermaye ilave ettiği için, önce kanun kabul edilmeyen gider olarak matrağa ilave edeceğim. Sonra beyannamenin ilgili satırında tekrar matrahtan indirim konusu yaparak doğru vergi matrağımı hesaplamış olacağım. Olabilir yıl içerisinde teminatlı olmasına rağmen bir şüpheli alacak ya da ders alacağı karşılık ayırmış olabilirim. Ya da 2021 yılından önceki yıllarda karşılık ayırmam gerektiği halde ayırmayıp 2021 yılında geç karşılık ayırmışsam, bunlar da kanunen kabul edilen gider olarak dikkate alınması gereken hesaplarımız. Yine tek düzen hesap planına göre uygun olmayan karşılıklar ayırmış olabilirim. Mesela kıdem tazminatı tek düzen hesap planı çerçevesinde isteğe bağlı olarak karşılık ayrılabilir. Ama vergi mevzuatımızda ancak ödendiğinde kurum kazancından indirim konusu yapılabildiği için varsa böyle bir karşılık, bunu mutlaka kurumla kanun kabul edilen gider olarak matrağa ilave etmem gerekiyor. Gerek 7326 sayılı yasa, gerek 6111, 7256 yasalardan kaynaklanan hani matrah artışlarımızla ilgili yapmış olduğumuz ödemeler, zaman zaman kayda aldığımız emtialar oldu, makineler, teçhizatlar, demirbaşlarımız oldu. Bunların o deftere kaydettiğimiz bir değerler vardı, emsal bedelleriyle kayıt altına aldık bunları. O bu bahsettiğimiz kayıt altına almış olduğumuz varlıkları deftere kaydettiğimiz değerin daha düşüğüne, daha altına satış yaptığımız takdirde bunlar da kanunen kabul edilmeyen gider olarak kayıtlara alınması gerekiyor. Evet, finansman giderlerimizin bir kısmı kabul edilmiyor. Bahsetmiştik. Öz kaynaklarımızı aşan yabancı kaynağımız var ise, bu öz kaynaklarımızı aşan yabancı kaynaklarımıza isabet eden faizler, kurlar, bunlar ne yapılması gerekiyor? Hesaplanıp %10'u gider kısıtlaması olarak kanun kabul edilen gider olarak dikkate almamız gerekiyor. Burada unutmadan değerli meslektaşlarıma bir bilgi paylaşmak istiyorum. Bakınız, hani kur farkı giderlerimizi kayıt altına alırken hep de öyle anlatırdık dönem sonu işlemlerinde, muhasebe işlemlerimizde, işte dönem içi kayıtlarımızda, dönem sonu işlemlerimizde. Şunu yapmamız gerekiyor.
Bakın 656 kambiyo zararları hesabının açıklamasına baktığımız takdirde orada şunu söylüyor. Yabancı kaynaklara isabet eden kur farkları 656 hesapta değil, finansman gideri hesaplarında takip edilmesi gerektiğini söyler. Ben çoğu zaman 3 ile başlayan yani kısa vadeli yabancı kaynaklar 300, 301, 303 gibi 4 ile başlayan 400, 401, 421 tüm yabancı kaynaklarımıza isabet eden kur farkı giderlerimizi 356 hesapta değil 780 hesapta takip etmemiz gerekiyor. Bunu da bir dipnot olarak sizinle paylaşmak isterim. Tabii ki yönetim kurulu başkan ve üyelerine verilen temettü ikramiyeleri kanunen kabul edilmeyen giderdir. Nedir bunlar? Aslında bunlar kardan bir pay ayırarak bunlara ikramiye olarak verildiği için bu kişilerin elde etmiş olduğu bu temettü ikramiyeleri aslında menkul sermaye iradıdır. Bunlar gider yazılmışlığı takdirde kanunen kabul edilmeyen gider olarak matrağa ilave etmemiz gerekiyor. Kanuna yasaklanmış fiillerimiz olabilir. Rüşvet bizim kanunlarımızda göre suçtur. Rüşveti gider yazamayız. O hani ihracattan doğan götürü gider vesaire. Onları böyle bir örtülü bir şey olarak bir kenarda tutalım. Ama bunun dışında kanuna yasaklanmış bir gider kayıt altına almışsak bunlar kanun kabul olarak gider olarak kayıtlamamız gerekiyor. Tabii ki yine 5510 sayılı yasanın 80. maddesine istinaden ödenmeyen sosyal güvenlik primleri bunlar mutlaka kanunen kabul edilmeyen gider olarak kayıt altına alınması gerekiyor. Burada da yine çok azaldı ama bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Ben ödenmemiş sosyal güvenlik primlerini tabii ki bodroyu muhasebeleştirirken 760'a 770'e borç kaydı atarak kayıt altına alıyorum. Bunlar ödenmediği takdirde bazı arkadaşlarımız bahsettiğim yedili hesaplara alacak kaydı atarak bunlar ödendiğinde gider yazılsın diye 180-280 gibi hesaplara taşıdıklarını görüyoruz. Hayır, bu işlem doğru değil. Biz mutlaka 700 yedili hesaplarda bu gideri bırakmamız gerekiyor. O dönemin gideridir. Tabii ki nazım hesaplar aracılığıyla gelip beyannamede ilgili satırında matrağa ilave edeceğiz. Daha sonra ödendiği yılda da diğer indirimler aracılığıyla da bu ödediğimiz primleri ödendiği yılın kazancında matrahtan indirebileceğiz. Şimdi şuraya kadar anlattıklarımıza kısaca bir özet geçecek olursak, bazı işte sorular soracak olsak, aslında salonda sizin yanınızda olsaydık, bir arada olsaydık, bunu soru cevap gibi gidecektik ama şimdi hatırlayalım. Mesela motosikletlere ait motorlu taşıtlar vergisi gider yazılabilir mi? Yazılamaz. Neden yazılamaz? Motorlu taşıtlar vergisinin 14. maddesine baktığımızda ki belki itiraz gelir diye maddeyi de aynen buraya koydum. Ne diyor? Ticari faaliyette kullanılan uçak ve helikopterler ile taşıt kiralama faaliyetiyle uğraşan işletmelerin bunları bu amaçla kiraya verdikleri taşıtlar hariç bunların diyor ben matrahtan gelir vergisinde de kurum vergisi hesaplarken kabul etmiyorum diyor. Benim payımı hesaplarken, devletin payını hesaplarken devlet böyle diyor. Çok itiraz geliyor işte motosikletle ilgili ne münasebet işte kuryecilik faaliyeti yapan kişi diyor. Bunu ticari amaçla kullanıyor. Hayır, kanunun lafzı bu madde çok açık olduğu için motosikletler, binek otomobilleri, uçaklar, helikopterlerde motorlu taşıtlar vergisi kanunun bir sayı listesinde yer aldıklarından dolayı bu motosikletlerin motorlu taşıtlar vergisini indirim konusu yapamayız. Taşıtlarını kiralama faaliyeti uğraşan işletmeler, evet bunlarla sınırlı olmak üzere motorlu taşıtlar vergisini gider olarak kayıt altına alabilir. Bunun dışındakiler kanunen kabul edilmek üzere dikkat alması gerekiyor. Peki taşıt kiralama işiyle uğraşan firmalar zaman zaman kiraladıkları kişilere onların suçlarından dolayı araca gelen trafik cezasını taşıtını kiralayana fatura karşılığı yansıtıyor. Bu firmalar bu trafik cezasını kayıt altına alabilir mi?
alabilir. Neden? Cezayı bir fatura karşılığı keserek, gelir kaydı yaparak aracı kiralayan kişiye yansıttığından dolayı trafik cezası bu firmalar için gider kabul edilir. Ama bunların dışındaki firmalar kat'i ve sürette trafik cezasını gider olarak kayıt altına alamaz. Evet, zaman zaman tartıştığımız ama genel olarak kabul gördü artık elektrik, telefon gibi bu firmalara ait zamanında ödenmemiş borçlarımız için bizden alınan gecikme cezaları gider yazılabilir mi? Yazılır. Bunlar da bir finansman gideri olarak dikkate alınabiliyorlar. Herhangi bir sakıncası yok. Şirket ortağının şirkete fatura ettiği şahsi giderleri. Bunlar kanunen kabul edilmeyen gider midir? Şimdi müşterim bana gönderiyor. Tatile gitmiş çoluk çocuk. Şirketinin adına almış faturayı ve bana gönderiyor. Halim diyor bunu kayıt altına al. Ben de alıyorum, bakıyorum. Hiç ticari faaliyetiyle alakası olmayan bir gider. Evet, ben bunu kayıt altına alıyorum. Nasıl alıyorum? Herhangi bir gider kaydı yaparak değil. Doğrudan doğruya ortağın cari hesabına kayıt altına alıyorum. Sorduğu zaman da kaydettin mi? Vallahi de billahi de kaydettim diyorum. Ama onun cari hesabına kaydediyorum. Asla ve asla kanunen kabul edilmeyen gider olarak kayıt altına almıyorum. Nedir? Kanunen kabul edilmeyen giderlerin bir adabı var. Bu giderler ancak kanunda sayılan hallerde kanunen kabul edilmeyen gider olarak adettirileceği için, orada saydıkları için onun dışındaki giderler de kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınmazlar. Doğrudan ilgilerin cari hesaplarıyla ilişkilendirilirler. İşte şirketlerin elektrik, doğalgaz faturaları kendi adlarına kayıt altına alınmamış olabiliyor. Kiracı değişikliyor ya da mal sahibinin adına bu sabit harcamalar, saatler olabiliyor. Bunlarla ilgili verilen özelgelerde evet bunları dikkate alabilirsiniz ama iş yerinizdeki adresle birebir uyumlu olacak. O adreste kullanılan sizin adınıza kayıtlı olmasa dahi elektrik, doğalgaz ve su faturalarını gider altına alabiliriz. Ama mobil telefonlar hariç, mobil telefonların gider olarak kayıt altına alınabilmesi için o cihazın bir kere aktife kayıtlı olması gerekiyor. Artı faturasının da şirket adına kayıtlı olması gerekiyor ki bunların giderlerini kayıt altına alabilirim. Peki finansman gider kısıtlaması ile ilgili herhangi bir muhasebe kaydı yapmamız gerekiyor mu? Hani %10'unu aşan kısmına isabet eden faiz ve kur farklarını kayıt altına almamız gerekiyor mu? Hayır, onlar giderdir. Bunlar en fazla belki nazım hesaplara not düşülebilir. Belki de Ocak ayında katlanmış olduğunuz bu finansman gideri o an itibariyle kısıtlamanın kapsamında olmakla beraber Mart ayında bir sermaye artışına gidersiniz. 31 Mart itibariyle finansman gider kısıtlamasının dışına da çıkabilirsiniz. O halde bunun için herhangi bir muhasebe kaydı yapılmasına gerek yok. Bağış ve yardımlar kanunen kabul edilmeyen gider olarak yazılması zorunludur. Neden zorunludur? Belki de siz matrağınızın, kurum kazancınızın %20'sinden fazlasını, %30'unu bile bağışta bulunabilirsiniz. Ama yapmış olduğunuz bağış en fazla matrağın %5'iyle sınırlı bir tutarla söz konusu ise siz bunların kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alacaksınız. Matrağı ilave edeceksiniz. Geleceksiniz ilgili satırında matrağın %5'ini hesaplayarak o kadarlık kısmını matrahtan indirim konusu yapacaksınız. Onun için bu şekilde buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Ekim 2021 yılının primini ben gelir Mart ayında, Mart 2022'sinde yani kurumlar vergisi beyannamesini vermeden önce ödediğim takdirde ben bunu 2021 yılı kurumlar vergisi beyannamesinde indirim konusu yapabilir miyim? Hayır, yapamam. Ödendiği dönemde gider yazılabilir. Öyle geç gelen fatura gibi dikkate alamam ben bunu. Kanunun lafzı çok açık. Ödendiğinde gider yazılacaktır. O halde Ekim 2021 primini kanun kabul edilmeyen gider olarak dikkate alacağım. 2022 yılında ödendiğinde kurum kazancından indirim konusu yapabileceğim.
sadece Aralık ayının primi, hatta zaman zaman Kasım ayının primi bile 2 Ocağı sarkabiliyor hafta tatiline denk geldiğinden dolayı. Yasal süresinde ödenmiş olmak şartıyla bu primler indirim konusu yapılabilir. Ağustos ayında iş akdini sonlandırdım bir personelin kıdem ve ihbar tazminatını personel de kabul etti. Geldik Ocak 2022 yılında ödediğim takdirde yine burada tahakkuk esası değil ödeme esası devreye girecektir. Ben bunların ödemesini yaptığım tarihte gider olarak dikkate alabileceğim. Zaman zaman alt işveren, asıl işveren, işte alt işveren kendisinin ödemesi gereken sigorta primlerini ödemiyor. Sorumluluğundan dolayı da asıl işveren bu primleri ödediği takdirde asıl işveren bunları gider yazabilir mi? Yine verilen özelgelerde ki çok doğru bir uygulama. Asıl işveren, alt işverenin ödememiş olduğu primi sorumluluk nedeniyle ödediği takdirde ödediği tarihte bunları gider olarak kayıt altına almasında bir sakınca yok. Efendim nasılsınız, iyi misiniz bilmiyorum. Ben böyle kendi kendime konuşuyorum gibi konuşuyorum ama sizlerin durumu nasıl? Çok merak ediyorum. Şöyle bir bakayım, görüntüyü biraz artırayım diyorum. Buradayız hocam, dinliyoruz keyifle. Yaramazlık yok değil mi? Her şey yolunda. Ses iyi geliyor mu? İyi geliyor hocam, problem yok. Bir şey yok. Güzel güzel. Ara sıra ses verin başkanım. Vereyim. Yalnız burada da hava İstanbul gibi galiba. Çok güzel, 25 derece hava var hocam. Evet evet, ama olsun, fedakarlık yapıyoruz. Bir aradayız. Hep beraber. Bilgilerimizi 96 kişi olduk. Evet. Bilgilerimizi hep beraber tazeliyoruz. Tabii ki katkılara da açığım. Fatma Hanım, başkanım hemen devreye girebilirsiniz. Burada şöyle bir ilavemiz var diyebilirsiniz. Çok mutlu olurum destekleriniz için. Evet, bu kanunen kabul edilmeyen giderlerin üzerinden şöyle kabaca bir geçmiş olduk. Bazı hatırlamalar yaptık. Şimdi diyor ki yine ilgili mevzuatımız. Ya sen bazı kazançlarını kurumlar vergisinden bazı şartlara sahipsen istisna edebilirsin diyor. Ki bunları böyle kodlarıyla beraber, kurumlar vergisi beyannamesindeki kodlarıyla beraber ekrana taşıdık. Çok sayıda istisna var. Önemli olanları kırmızıya boyadık. Biraz bunların üzerinden geçeceğiz. İşte iştirak kazançları, yurt dışı iştirak kazançları, bunların işte emisyon kazanç prim istisnası, yurt dışı şube kazançları istisnası, eğitim öğretim kurumlarına tanınan istisnalar var, sat kirala geri al modelindeki istisnalar var. Efendime söyleyeyim, yine serbest bölgelerde elde edilen kazançlarda istisnamız var, teknoloji geliştirme bölgelerinde istisnamız var. Ki bugün mutlaka üzerinden ayrıntılı geçeceğiz. Biliyorsunuz kurumlar vergisi kanununa geçici 14. madde ilavesiyle 31.12.2021 tarihi itibariyle işletmemizde bulunan dövizlerimizle ilgili TL'ye dönüşürsek bazı istisnalarımız var. Son dönemde konuşuluyor. Bu uygulama 31 Mart 2022 tarihli kendi uzatılacak. Yine o tarihte çıkartılmış bilançolara göre aynı uygulama yapılabilecek. Ben bunu biraz önemsiyorum, bu konuyu. Uygulayan arkadaşlarımızla aldığımız geri dönüşler, daha sonra gelen sorular, hani 4. dönem geçici vergi beyannamesini verdiğimiz tarihe kadar olan dönemde bunların hesaplanması gerekiyordu. Süre çok kısaydı. Tebliği tam anlayamadık, vakıf olamadık ama gelen geri dönüşlerden biraz hatalı hesaplamalar yapıldığını gördük. Kaldı ki bir bölümü 31.12.2022'ye kadar da bu dövizlerimizle ilgili TL'ye dönüş yapabiliriz. Bazı istisnalardan yararlanabiliriz. Bununla ilgili bir iki örnek yapacağız. Bunu gündemimize aldık. Bunlarla beraber yine hatırlatmak babında bir şey yapmak istiyorum. Şu görüntüyü birazcık azaltayım. Evet. Yine bahsettik.
dedik ya işte 2020 yılında değersiz hale geldik. Geldik 2021 yılında karşılık ayırdık. Kanuna uygun değildi. Bunu kanun kabul etmek üzere dikkate aldık. Şu da olabilir. Ben 2021 öncesinde öyle bir alacağım olabilir ki 2020 yılında tam da değersiz hale gelmesiyle ilgili şartlara haiz değilken, yani kazayı bir hüküm yokken, kanaat getirici bir vesika yokken, kendi kanaatimle dedim ki ya benim bu alacağım değersiz hale geldi. Ben bunu gider yazayım. Ama vergi kanunlarımıza uygun olmadığı için de 2020 yılında ben bunu kanunen kabul edilmeyen gider olarak beyan ettim. Geldim 2021'e, bana borcu olan kişi insafa geldi, vicdan yaptı, o borcunu bana ödedi. Ben de bunu 2021 yılında gelir kaydettim. Keza şüpheli alacak karşılığı da ayırmış olabilirim. Yine bu alacağımı da gelmişimdir 2021 yılında tahsil etmiş olabilirim. İşte ben ilk uyguladığımda o gideri kanunen kabul edilen gider olarak kayıt altına aldığıma göre şimdi 2021 yılında da bu benim için ne olacak? Kurum kazancından indirebileceğim bir tutar olacak. Çünkü geçmişte gider olarak kayıt altına almadığımdan vergisini verdiğim için bunları düzeltebileceğim. Keza yine işte daha sonradan ödenen sigorta primlerinde olduğu gibi. Şu iştirak kazancı istisnası örneklerinden bir tanesidir. Hani diyor ya senin zararın olsa bile saydığımız istisna kazançlarımızla ilgili, bunlarla ilgili birkaç tane örnek yapacak olursak, işte bükerel vergilendirmeyi önlemek için zaten kaynak şirkette bu kazanç vergilendirildiği için biz saydığımız şekilde, yani iştirak ettiğimiz kurum öncelikle tam mükellefiyete tabi bir kurum olacak. Kazançlarını Türkiye'de vergilendirecek tam mükellefiyet kapsamında. Böyle bir şirkette iştirak ettiğimizde o mükellefiyetten elde etmiş olduğumuz kazançlar, bunlar kurum kazancımızdan istisna edebiliyoruz. Beyannamede kazançlarımızdan bunları düşebiliyoruz. Bunlara iki tane daha ilave geldi ki bir 2022'den itibaren yürürlüğe girecek. Bu iştirak kazançlarımızla ilgili işte diğer yatırım fonlarına katılma paylarından elde ettiğimiz kar payları olabilir. Yatırım ortaklarından, hisse senetlerinden elde ettiğimiz kar payları olabilir. Ama bunlar dediğim gibi 1/1/2022'den itibaren uygulamaya başlayacaklar. Bunlar iştirak kazanç istisnası olarak kurum kazancından indirim konusu yapabileceğiz. Evet, belki çok yaygın kullanmıyor olabiliriz. Yurt dışı kazanç istisnasımız var belli şartlara haiz olmak şartıyla. Evet, yani gittikçe globalleşiyoruz, gittikçe dünya küçülebiliyor. Hiç olmadığımız bir firma geliyor diyor ki ben Irak'ta, Ukrayna'da, orada burada şirket açıyorum, şube açıyorum. Oradaki bir şirkete ortak oluyorum. Bu kazançların Türkiye'de vergilendirmesi nasıl diye sorulabilir. Şu anda tam öğretemesem de kulak dolgunluğu olması gerekiyor. Bir iki hususun burada altını da çizmek isteyeceğim. Deniyor ki mevzuatımız, sizin Türkiye'deki bir kurumlar vergisi mükellefi olarak yurt dışında anonim veya limited şirket niteliğinde olan bir kuruma iştirak ediyorsanız, iştirak ettiğiniz şirketin Türkiye'de kanuni iş merkezi olmaması gerekiyor. O yurt dışındaki iştirak ettiğiniz anonim veya limited şirket niteliğindeki şirketin en az %10'u oranına bir iştirak etmemiz gerekiyor. Daha fazlasında iştirak etmemiz gerekiyor. Ve o şirketin %10'u ve daha fazlası iştirak ettiğimiz şirketin o iştirak payımızın en az bir yıl süreyle elimizde, bizim bünyemizde bulunması gerekiyor. Yani iştirak ettiğimiz süre 6 aysa hiç bu iştirak kazancı istisnasından yararlanamıyoruz. Dikkat!
İşte bu şartlara haizsek, bu yurt dışındaki şirketin bağlı olduğu ülke kanunlarına göre en az %15 oranında, dikkat, vergi değil, vergi yükü kanına katlanıyor isek ve bu şirketin faaliyeti, finansman temini, sigorta hizmeti sunulması, menkul kıymet yatırımı olması durumunda bizdeki kurumlar vergisi oranı 2021 yılında %25, o zaman diyor en az bir %25 vergi yüküne katlanıyorsanız, bakın vergi oranı demiyoruz, vergi yükü diyoruz, genel olarak %15, bir şart daha koymuş, bu kazancı elde ettiğiniz dönemin kazancını siz kurumlar vergisi beyannamesinin verilme süresinin sonuna kadar Türkiye'de transfer ediyorsanız, siz yurt dışı iştirak kazancınızdan Türkiye'de istisnadan yararlanabilirsiniz diyor. Bunun şöyle bir özellik arz eden durumu var. Biliyorsunuz yurt dışında yapılan inşaat, onarım, montaj işlemlerinden elde edilen kazanç Türkiye'de tamamı, hiçbir oranı söz konusu değil, tamamı Türkiye'de kurumlar vergisinden istisna. Şimdi bazı ülkeler kendi mevzuatı gereği diyor ki, örneğin Libya, örneğin buna benzer bir iki ülke var. Bir inşaat firması bende bu faaliyeti yapabilmesi için benim ülkemde bir şirket kurma zorunluluğu getiriyor. Yani siz gidiyorsunuz Libya'da bir inşaat onarım şirketi kuruyorsunuz. Böyle bir şey ise diyor, yaptığınız faaliyet inşaat onarım işi ise, siz böyle vergi yükü şu bu hesaplamanıza gerek yok. Bu kapsamın dışındasınız diyor. Kazancınızın tamamı her hal ve şartta, kazancınızı Türkiye'ye getirmeseniz bile bu kurum kazancı istisnasından yararlanırsınız deniyor. Şimdi buna kolaylık olsun diye iki tane örnek yapacağız, daha iyi anlaşılsın diye. Şimdi Türkiye'de bir kurum yurt dışında anonim ya da limited şirket niteliğine haiz bir şirkete, hatta iki şirkete, birisi Almanya'da, birisi de Fransa'da gidiyoruz, iştirak ediyoruz. Ve bu iştirak ettiğimiz sürede bir yıldan fazla. Bu vergi yükünü nasıl hesaplayacağız? Bakın Almanya örneğinde, şunun bir işaretini seçeyim. Almanya'da kazanç olarak 450 bin lira bir kazanç elde etmişiz. Yine o ülkede bu kazancın 100 bin liralık kısmı kendi kazançlarına göre o ülkenin kurumlar vergisinden istisnaymış. Bu şirketin 50 bin lirada kanunen kabul edilmeyen gideri varmış. O halde bu şirketin vergisini hesaplarken 450 eksi 100 artı 50 dediğimizde kurumlar vergisi matrağı ne olur? 400 bin lira. Almanya'da kurumlar vergisi oranı %15. 400 bin liranın kurumlar vergisi %15'ten 60 bin lira yapıyor. 400 bin liradan 60 bin lirayı düştüğümde dağıtılabilir kazanç ne oluyor? 390 bin lira. Almanya'da kurum kazancını dağıtırken %15 oranında stopaj varmış. 390 bin liranın %15'i 58.500 lirada stopaj olarak ödeniyor. O halde ne oluyor? 60 bin artı 58.500, 118.500 lira değil mi? Ne kadardı benim kazancım? 450 bin lira. 118.500 bölü 450 bin yaptığımda oran %26.3 çıkıyor. Yani toplam vergi yükü %15'ten fazla olduğu için ben bu kazancımı kurumlar vergisi beyannamesini verene kadar Türkiye'ye getirdiğim takdirde bu kazancımı beyannamede istisna kazancı olarak matrahtan düşebiliyorum. Fransa örneğine bakalım. Fransa'da 300 bin lira kazanç elde etmişim. Vergi oranı, kurumlar vergisi oranı %5'miş. İlgili ülkede geçmiş yıl zararlarım varmış 180 bin lira. Haliyle
bu zararı düşmeden ben bu kazancı bana verirler mi? Vermezler. Düşüyorum, 120 bin lirayı Türkiye'ye getirebilirim değil mi normalde brüt olarak? Bakın burada da 450 bin lira üzerinden hesabı yaptım. Ama burada 180 bin lirayı düşerek hesap yapıyorum. 120 bin liranın kurumlar vergisi 6 bin liraymış. Ne kaldı geriye? 114 bin lira. 114 bin lirayı dağıtırken de o ülkede %10'muş stopaj oranı. 11.400 lirada stopaj yapmam gerekiyor. O halde hangi vergiye katlandım? 6.000 artı 11.400, 17.400 lira. 17.400 bölü 120 bin lira yaptığımda ne oldu? %14,5'luk bir vergi yüküne katlanmış oldum. Bakın %15 vergi oranı, %5 vergi oranı olmasına rağmen bu vergileri değil, tüm vergi yükümü hesaplıyorum. Haliyle %15'ten az olduğu için Fransa'daki kazancımı Türkiye'de beyan ederken istisnadan yararlanamıyorum. Ha ne yapabilirim? İlgili ülkenin yetkili makamlarından benden kesilen bu vergilerin tevsikini sağlayarak bunları getiririm. Beyanamemi verdiğimde eğer hemen o dönemde getiriyorsam doğrudan ödeyeceğim vergiden kesinti yoluyla ödenen vergiler olarak vergiden düşebiliyorum. Ben bu benden kesilen verginin ilgili belgesini beyannamenin verdiği tarihe kadar getirememişsem o zaman bir dilekçe veriyorum. Diyorum ki bu kadarlık kısmını, o yurt dışına isabet eden, vergi kesinti isabet eden kısmını tecil ettiriyorum. Ne kadar süreyle? 1 yıl süreyle tecil ettirebiliyorum. 1 yıl içerisinde ilgili vergi kesintisinin tefsikini sağladığım takdirde bu vergi terkin ediliyor. Getirmezsem gecikme faiziyle beraber bu vergiyi ödemekle mükellef oluyorum. Getirdim bu belgeyi. O dönemde Türkiye'de kazancım çıkmadı veya vergim az çıktı. Bu dönemi takip eden 3 hesap dönemi içerisinde doğabilecek kurumlar vergisinden bu vergimi mahsup edebiliyorum. Bir tane daha yurt dışı ile ilgili istisnamız var. Yurt dışı iştirak hisselerinin satış kazancı. Bakın öncesinde iştiraktan elde ettiğim kazanç, şimdi bahsedeceğim bölümde hisselerin satış kazancı istisnası. Bu da az olmakla beraber bir iki şartı var. Bir, Türkiye'de tam mükellef olarak sadece anonim şirket olarak kurulmuş olmam gerekiyor. Yani Türkiye'de kurulu limited şirketler yurt dışı iştirak hissesi satış kazancı istisnasından yararlanamazlar. Bu anonim şirket yurt dışındaki iştiraklerinden anonim ya da limited şirket niteliğinde olan bir şirketin hisselerine iştirak ettiği takdirde 2 tane önemli kuralımız var. Ve bu kurallar birbirinden bağımsız kurallar. Yani diyor ki bu şirketin, bu anonim şirketin yurt dışında iştirak ettiği şirketle ilgili aktif toplamının içerisindeki nakit varlıklarımın dışında ki tutarı hesaplayacağım. O tutarın en az %75'i kadar yurt dışında ki şirketlere iştirak edeceğim. İştirak ettiğim şirketlerin her birinin payı en az %10 ya da fazlası olacak ve 1 yıl içerisinde bunları elimde tutacağım. Bu şartları sağlıyor isem geçiyorum 2. şarta. Bakın bunlar birbirinden bağımsız şartlar. Önce 1. şartları kontrol ediyorum. Sonra dönüyorum. Bu 1. şartları sahipsem 2. şarta bakıyorum. 2. şart da şu. Eğer diyor 1. şartlara haizsen sen diyor dön yurt dışındaki bu şirketin iştirak hisselerini en az 2 tam yıl yani 730 gün süreyle elinde tuttukların iştirak hisselerinin satışından elde ettiğin kazançlarını Türkiye'deki
kazancından istisna edebilirsin. Bunu şöyle bir örnekle açıklayalım. Ben Türkiye'de tam mükellef olarak bir anonim şirketim. Yurt dışında bir şirkete iştirak ettim. Ve bu iştirak ettiklerimi de 31.3.2022 tarihi itibariyle satışını planlıyorum. Hangi kazançlarım istisna olabilir? Ne demiştik? Aktif toplamımın içerisindeki ki 1 milyonmuş nakit varlıklarımı düşeceğim. 1 milyon eksi 200 bin lira eşittir 800 bin lira. Nakit varlıklarının dışındaki bu aktif toplamının en az %75'iyle yurt dışına iştirak etmiş olacağım anonim ya da limited şirket niteliğinde olan şirketlere. Bakıyorum şimdi. Ben 800 bin liranın acaba %75'ini sağlıyor muyum? Bakıyorum en az bir yıl süreyle ve %10'undan fazla iştirak edeceğim. 1.12.9.2021 tarihli alım tarihindeki bir iştirakimde şartları sağlıyor muyum? Birinci kurala bakıyorum. Hayır. Kural ne diyordu? En az bir yıl süreyle elinde tutacaksın. 12.9.2021, 31.3.2022 arasında bir yıllık süre yok. 1.1.2021'de aldığım bir yıllık süreyi sağlıyorum. Peki bunu ne kadar iştirak etmişim? En az %10 ve yukarısı olacaktı, %30'muş. Bunu hesaplamada dikkate alacağım. Buna bakıyorum, üçüncü iştirake. 12.3.2020'de almışım. 31.3 itibariyle bir yıllık sürede elinde tutmuşum ve %10'dan fazlasını elde tutmuşum. O halde bu ikisini dikkate alabiliyorum. Buna bakıyorum iştirak 4'e. Evet, bir yıldan fazla iştirak etmişim ama bunun oranı %5, %10'dan az. O halde ikinci ve üçüncü iştiraklerimi topluyorum. 370 artı 260 ne kadar yapıyor? 630 bin lira. 370 artı 260, 630 bin lira. 800 bin liraya nakit varlıklar dışındaki tutarıma oranlıyorum %78.75. Demek ki %75'ten fazlasını bir yıl süreyle yurt dışında başka şirketlere iştirak etmişim. Birinci kuralı tamamlamışım. Şimdi bundan bağımsız geçiyorum ikinci kurala. Ben bu iştiraklerimin hangilerini en az iki yıl süreyle elimde tutmuşum? Bakıyorum. İştirak 2. İki yıldan fazla elimde tutmuş muyum? Evet. İştirak 3'e bakıyorum. İki yıldan fazla tutmuşum. Evet. Bir de bakın. İştirak 4'e bakıyorum. Onu da iki yıldan fazla elimde tutuyorum. Hani birinci yılda bir %10 elde tutma, iştirak etme kuralı vardı ya. Birinci kuralı sağlayan bir şirket, iki yıl elinde tuttuğu şirketlerin iştirakleriyle ilgili artık %10'la sınırlı değilim. Birinci kuralı sağladığım için ikinci kurulda %10'dan az olsa bile ben iştirak 4'ü de yurt dışı iştirakçısı satış kazancı istisnasından yararlanabiliyorum. Yani 40 bin lirayı da satışta elde ettiğim kazanç neyse onu da beyannamede indirim konusu yapabileceğim. Bunlar bize biraz kulak dolgunluğu olsun. Sorulduğunda bu vergi yükü ne anlama geliyordu bir bakalım. Sadece oranla mukayese etmeyelim diye altını çizmeye çalıştım. Bir başka istisnamız emisyon primi istisnası. Evet. Anonim şirketlerin ama kuruluşunda ama özellikle de sermaye artışlarında, halka açıldıklarında o itibari değerinin üzerinde hissesini satışından elde ettiği kazanç emisyon primi olarak değerlendiriliyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Şimdi zaman zaman öyle ilginç şeyler olur ki, yani bir insan durup dururken 1 milyon sermayesi olan bir şirketin %5'lik bir hissesine neden gelir bir 500 bin lira vererek ortak olur?
Bunlar çok, hatta bunlara melek yatırımcı ismi verilir piyasada, halk arasında. Bu melek yatırımcılar neden %5'lik bir paya %50'si kadar para verip öderler, alırlar? Ya bu şirketin gelecekte bulunduğu sektörü stratejik olarak değerlendirebilirler. Ya da nedir biliyor musunuz? Öyle şirketler vardır ki piyasada itibarlıdırlar. Prestijli şirketlerdir. Sadece Halim Bursalı olarak ben o şirketin ortağıyım, hissedarıyım diyebilmek için bile o 50 bin liralık hisseye 500 bin lira verip alabilirim. İşte burada elde edilen kazançlar, emisyon primi kazanç istisnası olarak bunlar kazançtan indirim konusu yapılabilir. Vergi kanunlarımızda işte bu emisyon priminden elde edilen kazancın ortaklara dağıtımında stopaja tabi tutulur diye bir düzenlememiz var. Vergi kanunlarımızda herhangi bir yasak yok, dağıtabiliyoruz. Ama Türk Ticaret Kanunu'nda bu emisyon primlerinin genel olarak hayır hasanat işlerinde değerlendirilmesi gerektiğini ifade eder. Ama buna da uymayana da herhangi bir yaptırımı yoktur. Yani şirketler bu emisyon primlerini gerekli gördüğü hallerde ortaklarına dağıtabilirler. Evet, şu ana kadar çok fazla muhatap olmayabiliriz ama şu 5.1e kurumlar vergisi 5. maddenin bir E bendindeki istisnayla çok yaygın olarak karşılaşıyoruz. Nedir bunlar? İşte taşınmazların, iştirak hisselerinin, kurucu senetlerinin, ifa senetlerinin, rüçhat haklarının satışından elde edilen kazancın belli oranlardaki tutarları kurum kazançlarından istisna edebiliyoruz. Bunlar ekranda gördüğünüz hususlar. Bazı oranlarda bunlardan istisnadan yararlanıyoruz. Peki taşınmaz deyince aklımıza ne gelecek? Taşınmazları Medeni Kanunumuz 74. maddesinde her türlü araziler, tapu siciline ayrı sayfaya kaydedilen bağımsız ve sürekli haklar, işte intifa hakları, telif hakları gibi böyle hani haklar da bu konuda değerlendiriliyor. Kat mülkiyeti kanununa göre de adımıza kayıtlı olan her türlü bağımsız bölümler taşınmaz olarak değerlendirilebiliyor. İştirak hisseleri de her türlü anonim şirketlerin, limited şirketlerin iştirak payları, hisse senetleri, kooperatiflerin ortaklık paylarımız bile iştirak hissesi olarak değerlendiriliyor. Bu iştirak hisselerinden elde ettiğimiz, satışında elde ettiğimiz kazançlar da belli şartlarda, ki şimdi onlara değineceğiz, kurumlar vergisinden istisna edebiliyoruz. Şimdi gerek taşınmazlar, gerek iştirak hisseleri, kurucu senetleri, bunlar için birinci kural deniyor ki bunlar en az 2 tam yıl. Yani takvim yılı bahsetmiyoruz. Aldığımız tarih, sattığımız tarih arasında en az 730 gün şirketimizin aktifinde kayıtlı olacak. Ve en az bir gün bile olsa bizim şirketimizin adına tapusunun tescil edilmiş olma şartı var. Tapu mutlaka aranıyor. Bir gün bile olsa. Yani tapunun illaki 730 gün olması aranmıyor. 730 gün sadece aktifte kayıtlı olduğu süre olarak değerlendiriliyor. Dediğim gibi bir gün bile olsa da tapusunun şirketimizin adına düzenlenmiş olması gerekiyor. Tabii ki bunları satışından elde ettiğimiz kazanç, satışı takip eden 5 takvim yılının sonuna kadar bir fon hesabında tutulması gerekiyor veya sermaye ilave edebiliyoruz. Sermaye ilavesi bu konuda ihlal sayılmıyor. Bir başka kural, satışı takip eden 2 takvim yılı içerisinde bu bedelin mutlaka nakden tahsil edilmiş olması gerekiyor. Yani sattınız, çek senet aldınız. Senetlerin vadesi 3 yıl sonra. Yararlanamıyoruz. Sattık, senet aldık, senedin vadesi 1,5 yıl sonra. Yararlanırız. 1,5 yıl sonra senedin nakden tahsil edebiliyor bilmişsek bu istisnadan yararlanmış oluyoruz. Tabii ki en önemli kuralı da menkul kıymet ve taşıt ticaretiyle uğraşmamamız gerekiyor. Şimdi
Bu istisna taşınmazlarda %50, diğerlerinde %75 olarak uygulanıyor. Peki ben sadece mutlaka bu fonun tamamını, satıştan elde ettiğim kazancın tamamını fon hesabına almam gerekiyor mu? Hayır. Sadece ne kadarlık tutarı kurum kazancından istisna ise o kadarlık tutarını fona alacağım. Yani ben 1 milyon kazanmışsam, bir taşınmazın satışından 1 milyon kazanmışsam, %50'si de kurum kazancından istisna olduğuna göre, 500 bin liralık kısmından kurum kazancı istisnasına yararlandığıma göre, illaki 1 milyonu fona almak zorunda değilim. 500 bin lirayı fona almış olmam yeterli. Peki illaki 500 bin liralık kısmını fona almam gerekiyor mu? Hayır. Ben yönetsel olarak karar aldım. 1 milyonluk satış kazancımdan sadece 200 bin liralık kısmını kurum kazancı istisnasından yararlanacağım dediğimde 200 bin lirayı fona almış olmam yeterli. İllaki tamamını fona almak zorunda değilim. Yine burada bazı özel hususlar var. Fon hesabına alınma işleminin, dediğim gibi, bütün istisna kazançlarda emisyon primiyle yenileme fonu uygulaması hariç, satış yapıldığı dönemde kazanç 690 aracılığıyla 590'a gelir. Sonra ertesi yıl 590'ı dağıtırken geçmiş yıl zararına vesaire istisna kapsamında değerlendireceğim tutarı özel fon hesabına alırım. Diğeri de 570 hesaba alınabilir. Bunu 1-1-2022'den kurumlar vesi beyannamesini vereceği tarihin sonuna kadar bu işlemi, bu fona alma işlemini yapmam gerekiyor. Peki ben 1 milyon taşınmaz satış kazancı istisnasından yararlanmak üzere işlem yapıyorum. %50'si kurum kazancından istisnaydı ki bu 2019 Aralık ayından itibaren %50 oldu. Eskiden %75'ti. Şimdi 500 bin liralık kısmından yararlandım. Peki yararlanmadığım kısmı için ne yapabilirim? Haliyle bir bina satışıysa taşınmazım, amortismana tabi iktisadi kıymetlerin yenilenmek üzere satışından elde edildiği kazanç 3 yıl süreli bir fon hesabına takip edilebilir. Ben kalan kısmı için de yenileme fonu ayırabilirim. Orada takip edebilirim. Şunlara dikkat etmem lazım. Sattım taşınmazımı veya iştirak hissemi, kurucu senedimi, her neyse, kurallara haizim. Vadeli sattım, vade farkı aldım, faiz aldım, komisyon geliri elde ettim. Bu kazançlarım kurum kazancı istisnasında konu edilmezler. Bunlar dikkate alınmazlar. Dövizi sattım, 5 ay vadeli sattım. 5 ay sonra kur farkı ortaya çıktı benim lehime. Benim lehime ortaya çıkan kur farkı kurum kazancı istisnasından yararlanamaz. Kazancın tespitinde dikkate alınması gerekiyor. Peki bir arsa almıştım, aktifime kayıtlı 3 yıl tuttum, sonra bir tane bina inşa etmeye başladım, binayı tamamlamadan satmak durumunda kaldım. Tamamlanmamış bir binayı satarken henüz tamamlanmadığı için arsaya isabet eden kısmını taşınmaz satış kazancı istisnasından faydalandırabilirim, İnşaatın maliyetinden faydalanamam. Öyle bir inşaatım olabilir ki inşaatı tamamladım, kullanmaya başladım ama kullanmaya başladığım, yani aktifleştirdiğim tarihten itibaren 2 yıl geçmediği halde sattım. Bu durumda yararlanabilir miyim? Yararlanamıyorum. Hatta arsasından bile yararlanamıyorum. Artık binayı kullanmaya başladığım tarihten itibaren kilometre sıfırlandı. 2 tam yıl, yani 730 gün elimde tuttuktan sonra satarsam bu binadan satış kazancı istisnasından yararlanabiliyorum.
Böyle bir şey düşünüyorsanız hiç değilse binayı tamamlamadan satın ki hiç değilse arsasından yararlanmış olalım diyorum. Organize saray bölgelerinde katılımcılara tahsis edilen ama tapu kaydı olmadan arsaların satışı söz konusu olur. Bunlar bu kapsamda değerlendirilemiyor. Neden? Tapusu bizim şirketin adına düzenlenmemiş olduğu için en az bir gün süreyle adımıza kayıtlı olması gerekiyor. Burada dikkat etmemiz gereken gene hususlardan bir tanesi, taşınmaz satış kazancı istisnasından yararlanıyor isek, bu satışla ilgili katlanmış olduğumuz giderlerin kurum kazancı istisnasından yararlandığımız kısmına isabet edenleri kanunen kabul edilen gider olarak dikkate almamız gerekiyor. Örnek, bir tane binamı satıyorum, emlakçıya 100 bin lira komisyon ödedim. %50'sinden de yararlanıyorum. O halde ödemiş olduğum komisyonun %50'si kazancı istisna olduğu için kanun kabul edilmeyen gider olarak dikkate almam gerekiyor. Zaten altın kuralımız var. Bir kazanç kurumlar vergisinden istisna ise o kazanca isabet eden gider ve zararlar diğer kazançlardan indirilemez. Bu zaten altın kural. İstisnası kredi faizleriyle ilgili olan bölümdür. Onun dışında indirim konusu yapamıyoruz. Yine almışım 1 milyona, sattım 900 bin liraya. Ve 2 tam yıl elimde bulundurdum, satıştan da nakden tahsil ettim ama bir zararım var. 100 bin lira, 200 bin lira zarar elde ettim. Şimdi bize göre bu istisnadan, bu satış kazanç istisnasından yararlanmak ihtiyari olduğuna göre haliyle bu zararın diğer kazançlardan indirim konusu yapılması gerektiği görüşündeyiz. Ama idare bizim gibi düşünmüyor. Diyor ki sen bu zarar satıştan kar elde etseydin kazanç istisnası olduğundan dolayı bu zararı indiremezsin diyor. Peki nereden biliyorsun ben bu satış kazancı istisnasından yararlanacağımı? Belki yararlanmak istemiyorum. 5 yıl süreyle fonda tutmak istemiyorum. Sermaye ilave etmek istemiyorum. Kazancı ortaklara dağıtmak istiyordum ben satsaydım, para kazansaydım. Onun için idarenin görüşü bizimle aksi yönde ama mahkemelerde bizim yönümüzde karar verdiğini ifade etmek istiyorum. Bir başka istisnamız var. Var mı sorusu olan arkadaşlar bu anlattığımız bölümle ilgili? Her şey yolunda mı? İyi miyiz? Evet, ben her şey yolunda varsa iyi mi ile devam edeyim başkanım. Evet, eğitim öğretim kurumları ile ilgili. Daha sonra 2017'de özel kreş ve gündüz bakım evleri de bunlara ilave edildi. Bunlardan elde edilen kazançlar diğer şartları da alıyorsak 5 yıl süreyle kurum kazancından istisna ediyoruz. Bu kazanç istisnası binanın çatısına getirilen bir istisna. Yani kuruma değil, ilgili okulun çatısına düşünün. Ben eğitim öğretim kurumu olarak A ilçesinde bir okul açıp işletmeye başladığımda o okuldan 5 yıl süreyle elde ettiğim kazanç istisna. Daha sonra 3 yıl sonra gittim başka bir yerde bir başka okul açtım. O okuldan da elde ettiğim kazanç ilave 5 yıl süreyle aynı sistemde kazançtan kurumlar vergisinden istisna olarak beyan edebiliyorum. Açtım ben okulu, 2 yıl faydalandım, kullandım, sonra sattım. Benden satın alan kurum kalan 3 yıl süre boyunca o da bu istisnadan yararlanabiliyor. Bu da bilmemiz gereken istisnalardan bir tanesi. Tabii ki kazanç önce beyannameye taşınıyor. İlgili satırda bu istisnayı düşebiliyoruz. Serbest bölgelerden elde edilen kazançlarımız istisna ama... Bir şey araya girer mi hocam? Buyurun başkanım. Okullar için söylüyorum.
Şimdi bizim burada birçok özel okul, Bursa'da ilkokul, ortaokul, lise, bazen ayrı kampüslerde. Şimdi ilkokuldan elde etmiş olduğu o dediğiniz çatı dediniz ya, ilkokul başka bir ilçede, İstanbul'dan gidelim. İlkokul Bakırköy'de, ortaokul Florya'da. Evet. İlkokuldan elde ettiği kazanç, Florya'da teşeyi yok. O bina teşeyi kullanmış, istisnai daha önceden onunla ilgili kullanmış. Bu Bakırköy'deki okulun gelirlerinin istisnasını aynı şekilde Florya'daki okulda da gelir olacağı için o yılda aynı anda kullanabilecek mi? Evet. Gelirlerin beyanında. Başkanım, kural olarak Hı. Bakırköy'deki okul 5 yıl süreyle kurum kazancından istisna ise Evet, giderli. Florya'dakinde 5 yıl süreyi doldurmuş 7. yıla gelmiş Evet. Florya'daki okulun kazancını beyan Beyan edecek, edeceğiz. vergisini ödeyecek, Bakırköy'ünkünü etmeyecek. Peki Bakırköy'den zarar ederse ne olacak? Evet. O Mahsup edilecek zararı mi? yerinden edemez. Altın Hı. kural. Bir kazanç istisna ise o kazanca isabet eden gider zararlar diğer kazançlardan indirilemez. O zaman Bakırköy'deki okulun giderleri de, zararlarını kastetmiyorum. Giderleri de Florya'daki okulun gelirlerinden indirilemeyecek. İndirilemez. Yani Anladım. eğer o gider Buna göre hesaplama sorumluları yapmak gerekiyor. oluyorsa. Tabii ki. Aynen. Çok Teşekkür ederim. güzel bir hesap planı oluşturarak okulların, hatta burada işte mesela farklı ayrıntılar var. Kantin işletiyorsanız, kantin işletmeciliğindeki hasılatınızı öğrencilere fiş keserek, fatura keserek yapıyorsanız o kazancın ayrıştırılması gerekiyor. Kitap satıyorsanız gibi gibi. Ama siz öğrenciye bir paket halinde eğitim bedeli olarak yemek dahil fatura kesiyorsanız, ayrıca yemekten bir ücret almıyorsanız tamamını beraber düşünebilirsiniz. Teşekkür ederim. Ayrıştırmanıza gerek yok. Serbest bölgelerde ticaretle uğraşıyorsanız, yani alım satım yapıyorsanız, 6-2-2004 yılında yapılan düzenlemeyle bu tarihten önce ruhsat almış mükellefler, ruhsatlarının sonayına gelene kadar faaliyetlerinden elde ettiği kazançlar istisna, kar paylarını Türkiye'ye aktardıkları takdirde stopaja tabi. İmalat işiyle uğraşanlar, bunlar görür müyüz bilmiyorum, ölür müyüz kalır mıyız ama imalatla uğraşan firmalar, biz Avrupa Birliği'ne tam üye olduğumuz yılın sonuna kadar imalattan elde ettikleri kazançlar kurumlar vergisinden istisna. Hatta bunlara serbest bölgelerde bakım, onarım, montaj, demontaj ekranda gördüğünüz şu bölümlerle ilgili olan sayılanlarla ilgili hizmetin tamamını yurt dışındaki işletmelere verilmek şartıyla Türkiye'de herhangi bir girişi olmaksızın yapıyorsanız, hatta ve hatta diyor, siz burada böyle imalatçı firmaysanız, imalatla beraber bazılarını fason olarak dışarıda yaptırıyorsanız, sanayi çizmek sifaret ruhsatında yazılı olmak şartıyla, esas faaliyetin aslında kendi imalatından bir kısmını fasona dışarı yaptırıyorsanız, buradan da bu, yani bu da ihlal olarak sayılmıyor. Bu serbest bölgelerde imalat yapan firmalarla ilgili. Teknoloji geliştirme bölgelerinde elde edilen kazançlar başlangıcı hangi tarih olursa olsun 31.12.2028'e kadar yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerine elde ettikleri kazançlar, faaliyet sonucu buldukları ürünlerle ilgili lisans telif hakları ile ilgili olan gayrimeddi hakları hesap eden kısımlar, bunlar hatta uyarlama, yerleştirme diyor, revizyon, ek yazılım gibi bunlar da istisna kapsamında değerlendiriliyor. Bunlarla ilgili yeni bir düzenleme geldi. 1/1/2022'den itibaren yürürlüğe gelecek. Buna dikkat edelim. Yani 2021 yılın kazançlarımızı ilgilendirmiyor ama dendi ki ya siz teknoloji geliştirme bölgelerinde böyle bir kazancınız var ise ve gelir ve kurumlar vergisi beyannamesi mükellefi olarak bu kazanç istisnası 1 milyon üzerinde ise bunun %2'sini pasifte bir fonda tutacaksınız. Üst limit koymuş 20 milyona kadar, yani %2'si 20 milyona kadar. %2'si 20 milyonu aşıyorsa sadece 20 milyonluk kısmı ile ilgili bir geçici hesapta fonda bunu tutacaksınız.
Sonra o yılın sonuna kadar, beyan ettiğiniz yılın sonuna kadar da girişim sermayesi yatırım fonu paylarından satın alacaksınız. Bu şartlarda bu şeyden yararlanıyorsunuz. Ama kazancınız, yani bu istisnadan 1 milyonun altındaysa bununla bağlı değilsiniz. Ben tamam 1 milyondan fazla istisnadan yararlandım ama bundan da yararlanmak istemiyorum dediğiniz takdirde ya da daha sonra bu şartları yerine getirmediğiniz takdirde bu kazanç istisnasının %20'sinin isabet edilen vergiyi gecikmeli olarak ya da zamanında ödeyerek bu düzenlemenin dışına çıkabilirsiniz. Ama bunu daha çok 31.12.2022 tarihinde konuşacağız. Yani 1.1.2022'den itibaren elde edilen bölüm. Hocam buraya geçmeden önce bir şey sorabilir miyim? Buyurun Fatma Hanım. Bu biraz önce anlattığınız %2 fonla ilgili. Geçenlerde TÜRMOB Biz Şirk'ü yayınladı. 31 Aralık 2022'ye kadar işte bu girişim sermaye fonlarının alınması gerektiğini hatırlatan kısa güzel bir şeydi, sirküydü. Ben şuraya takıldım. Aslında bununla ilgili tam bir uygulama tebliği yayınlanmadı diye biliyorum ben. Yani ben bir teknoparkta bir şirketim varsa istediğim herhangi bir girişim sermaye fonunu alabilir miyim? Ya da bunu aldım, hemen ertesi gün satabilir miyim? Satınca tekrar almak zorunda mıyım gibi, bu konular hala gri alanlar diye biliyorum. Bunları haklısınız. Bu uygulamadan önce biliyorsunuz girişim sermayesi yatırım fonuna katılanlar, hani kurum kazancının %10'unu ayırıp girişim sermayesi fonuna yatıranlar, o tutara isabet eden kurum kazancını tabii ki beyan ettiği yılın sonuna kadar bu fonu almak şartıyla kurumlar vergisinden istisna ediyorduk. O uygulama aynen devam ediyor. Bu uygulama sadece teknoloji geliştirme bölgelerinde bu kazançlarla ilgili yeni bir düzenleme. Evet, yani ya da ARGE'de, yine ARGE'de içinde. Oradaki işte o kuluçka merkezleri, doğru tabii ki o kuluçka merkezlerini desteklemek için şirketlerin oradaki fonlara katkıda sağlayabilmesi için getirilmiş bir teşvik istisnası bu. Ama dediğim gibi tebliğini bekleyeceğiz. Ona göre uygulamamızı yapacağız. Böyle bir düzenimiz var. Şimdi bu bölümü biraz önemsiyorum. Hep beraber bir üzerinden geçelim. Burada zarar olsa dahi indirecek bir istisna düzenlemesi geldi. Geçici 14. maddeyle kur korumalı mevduatlara getirilen bir istisna, hatta altın da bu kapsamda. Bunu şimdi ben şöyle bir anlatmaya çalışacağım. Aldığımız duyumlara göre 31.3.2022 tarihli bilançolarda da bulunan bahsedeceğimiz dövizlerle ilgili düzenleme aynen uzatılacağı için bu düzenlemeyi iyice bir kavramamız gerekiyor. Şimdi getirilen düzenlemeyle dendi ki sizin 31.12.2021 tarihi itibariyle banka hesaplarınızda bulunan dolarlarınız, avrolarınız ve İngiliz sterleriniz 31.12.2022 tarihi itibariyle elinde bulundurduğunuz bu dövizlerle ilgili sadece elinde bulundurduğunuz bunlara isabet eden kur farkı gelirlerinizle ilgili bir istisna getiriyorum. Ne dedi? Dördüncü dönem geçici vergi beyannamesini verdiğiniz tarihe kadar bunları TL'ye dönüştürürseniz en az 3 ay vadeli kur korumalı mevduat hesabına oluşturursanız ben sizden bazı istisnalar getireceğim. Hatta ilk uygulamada bankalar 6 aydan kısa vadeli açmadılar. Kanunda çok açık bir düzenleme olmasına rağmen daha sonra Merkez Bankası'nın yayınlamış olduğu yönetmelikle beraber de 3 ay vadeli de hesaplar açılmaya başlandı. Burada bana gelen dönüşlerde 31.12.2021 tarihinde elimizde bulundurduğumuz bu dövizleri kur korumalı mevduata dönüştürdüğünüz takdirde 1 Ekim 31 Aralık'a kadar oluşan kur farklarının tamamı istisna uygulayan arkadaşlarımız oldu. Bu doğru değil.
31.12.2021 tarihi itibariyle elimde bulundurduğum, bankada bulundurduğum döviz olarak dolar, avro, İngiliz sterlerinin sadece elinde bulundurduklarımla isabet eden kur farkları kurumlar vergisinden istisna olacak. Ayrıca tabii ki 1.1.2022'den örnek veriyorum 24 Şubat'ta kur korumalı hesaba dönüştürdüysem orada 55 günlük kısmı da bir kur artışı söz konusu olabilir. O kur farkı da yeni senede birinci dönem geçivergiden itibaren kurumlar vergisinden istisna olacak. Sonra ne olacak? Açtım kur korumalı hesabı. Oradan elde etmiş olduğum faiz gelirleri de kurumlar vergisinden istisna olacak. Altınlar tamamen ballı börek. Biliyorsunuz altınlar 31-12'de yani dönem sonlarında değerleme yapılmaz. Maliyet bedelleriyle bunlar kayıtlarımızda bulunur. Sattığımızda maliyet bedeli gider. Kazanç arasında, satışla arasındaki fark kazançtı. Bunlarda herhangi bir sınırlama yok. Siz 24 kurumlar vergisi beğenmesini verdiğiniz tarihe kadar altınınızı 31-12 itibariyle elinizde bulunuyorsa TL mevduata dönüştüğünüzde kazanç ne olursa olsun o bozdurduğunuz kısma hesap edenin tamamı kurumlar vergisinden istisnaydı. Bir firmamda müthiş yararlandık. Yani adamın epey bir duasını aldık. Şimdi bununla ilgili yapmamız gereken husus şu arkadaşlar. Ben önce 31.12.2021 tarihinde bilançomdaki bankalarda bulunan dolar, euro, İngiliz sterli var ise bunları bir alacağım. Aynı para cinsinden olanlar dolarları bir araya konsolide edeceğim. Avroları bir araya konsolide edeceğim. İngiliz sterlerini bir araya konsolide edeceğim. Ve bunların elinde bulundurduğum kısma isabet eden kur farklarını yeniden hesaplayacağım. Bununla ilgili de bir örnek yaparak çok daha iyi izah edeceğimi düşünüyorum. Bakın, bir C anonim şirketinin 31.12 tarihinde bankalar hesabında X bankasında 600 bin, Y bankasında 400 binden oluşan iki tane dolar hesabım var. Toplam 1 milyon ABD doları. Bir başka bankada da bir hesapta orada da 1 milyon avro var. Ben yönetsel olarak dedim ki 4. dönem geçici vergi beyannamesini verdiğim tarihin son gününe kadar 500 bin dolarla 5000 avroyu TL korumalı mevduat hesabına dönüştüreceğim. Yapmam gereken öncelikle iki tane dolar hesabım vardı. X bankasında 600 bin dolarım vardı değil mi arkadaşlar? Bu 600 bin doların bakın FIFO mantığına göre 600 bin doların FIFO'ya göre en son gelen 15.12.2021. Demek ki 200 bin dolar kısmı 15 Aralık'ta geldi. Kalan 400'ü ne zaman gelmiş olabilir? Bunlar çıkışlar. Demek ki 1.10.2021'den geliyor. 400 bin doları 1.10'dan 200 bin doları 15.12'den geliyor. Bir başka dolar hesabında da bir 400 bin dolar varmış. O da 15.12.2021'de geliyor. Bu hesaplamaları yapabilmem için öncelikli olarak bu hesabı, çok özür diliyorum. Öncelikle bu iki hesabı bir konsolide etmem gerekiyor. Şu, X ve Y bankalarını bir araya getirdim arkadaşlar. Bakın 200 ile 400 dolar 15 Aralık'ta gelmişti. Diğeri de hareketlerin bu. Elimdeki 1 milyon dolarım var. Şimdi FIFO'ya göre bunu kontrol edeceğim. 1 milyonun 400'ü burada geldi. Kaldı 600. 200'ü buradan geldi. Kaldı 400. O da buradan geldi.
Bu arada çok kısa bir sürede olmasına rağmen TÜRMOB'un bu konuda bir Excel tablosu oluşturdu. Hesap matiği var. Çok doğru sonuç veriyor. Rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ben de orayı kullanarak hesabımı yaptım. Geldim avro hesabıma. 1 milyon avromun 17 Aralık'ta 700 bin avro gelmiş. Kalbi 300, o da nereden gelir? 1 Ekim'den gelir. FIFO'ya göre elimde bulundurduğum, 31-12'de elimde bulundurduğum bu yabancı paraların hangi tarihte girişi olduğunu tespit etmem gerekiyor. Bunları alıyorum, TÜRMOB'un hesap matiğinde Excel tablosuna yerleştiriyorum. Önce doları, şu bej olanlar hareket yazabildiğim, kayıt atabildiğim yerler. Diğerleri kilitli. Bakın 1 milyon dolarım var. 31-12'de kur 12.97.75'miş. Giriyorum şimdi sırayla. 15 Aralık. Geriye doğru FIFO'ya göre gidiyorum. 15 Aralık'ta 400 bin dolar almıştım değil mi arkadaşlar? Bunu girdiğimde ne kaldı? 600 bin dolar. Düşüyor 1 milyondan. Otomatik olarak bunu buraya alıyor. Düşüyor 600 bin dolar. 600 bin dolardan 200 düşüyor 400 bin dolar. 400 bin dolarda 1 Ekim'de tarihler itibariyle bunları giriyorum. Bu tarihlere girdiğimde 15 Aralık 2021'de kur 14.17.45'miş. 15 Aralık'taki aldığım 400 binden 478 bin lira zarar etmişim. Kur farkı zararım var. Sonrakinde de 200 binde de zarar etmişim. 239 bin lira var. Ama 1 Ekim'de almış olduğum 400 bin dolardan o zaman kur 8.87.85'miş. 1 milyon 639 bin 600 lira kur farkı gelirim var. Haliyle ben bu 1 milyon dolardan ne kadar kur farkı geliri elde etmişim? 921 bin 400 lira. Aynı şekilde avroyu da hesaplıyorum. 1 milyon avroyu 17 Aralık'ta girdiğimde 17 Aralık'ta kur 17.19'muş. Dönem sonunda 14.68.23'müş. Haliyle ben bu avrodan 700 bin liralık kısmından 1 milyon 759 bin lira zarar etmişim. Kalan 300 bin avroyu 1 Ekim'de almışım. O zaman kur 10 lira 29.33'müş. Orada da 1 milyon 316 bin 700 lira kur farkı elde etmişim. Ama mahsup ettiğimde ben avrodan 31-12 itibariyle 442 bin 600 lira 680 lira kur farkı zararı yazmışım. Haliyle ben şimdi ne yapacağım? 31-12 itibariyle elimde bulunan 1 milyon dolar 31-12 itibariyle TL değeri ne kadarmış? 12 milyon 977 bin 500 lira. Avro ne kadarmış? 14 milyon 682 bin 300 lira. İkisinin TL karşılığı ne kadarmış? 27 milyon 659 bin 800 lira. Ben ne kadarını bozmaya karar verdim? 500 bin dolar, 500 bin avro. Onların 31-12 itibariyle kur değerleri ne kadarmış? 6 milyon 888, 7 milyon 330. Toplam 13 milyon. Haliyle ben 27 milyon 659 bin 800 TL'lik dövizimin ne kadarlık kısmını bozmaya karar verdim ve bozdum? 13 milyon 829 bin 900 lira. Peki ben bu elimdeki yabancı paralardan ne kadar kur farkı geliri elde etmiş oldum? 921.900 lira, 400 lira dolardan ama avrodan zararım vardı. Birbirinden düştüğümde 31.12 itibariyle elinde bulunan bu yabancı paralardan 478.700 lira kur farkı geliri kaydetmiştim. Şu bozdurduğum tutar elimdeki tutarın yüzde kaçına geliyor? Onu şurada hesaplayacağım. 13 milyon 829 bin 900 lira bölü 27 bin lira %50'si. Ne kadar kur farkı gelirim vardı? 478 bin 720 lira. Bu tutarın %50'si olan 239 bin 360 lirasını ben 4. dönem geçiş vergiden başlamak üzere kurum kazancından istisna edebileceğim. Peki ben bu örnekten hareketle sadece 500 bin doları bozmaya karar verdiğinde hesap nasıl değişecekti?
Dönem sonundaki yabancı paralarımın dolar, avro ve İngiliz sterlinin karşılığı 27 milyon 659 bin lira. Bozdurduğum doların karşılığı ne kadar? 31.12'de 6 milyon 488 bin lira. Oranlamasını yaptığımda oran neye düşecek? %23.45'e düşecek. 6 milyonluk kısmını dönüştürdüm. Tamamı bu kadardı. O halde 478.700 liramın %23.45'ini 112.259 lirasını istisna edeceğim. Tabii ki devamında bu 500 bin dolardan 1-1-2022'den bozdurduğum tarih olan 24 Şubat'a kadar tekrar bir kur farkı oluşacak. Dönem başında 12.97.95'ti. Dönüşümde kurum 13.78.49 oldu. Ben 24 Şubat itibariyle 403.700 TL kur farkı geliri elde etmiş oldum. Bakın yeni dönemde hiçbir oran yapmaksızın bu tutarın tamamını bu kur farkı gelirimi kurum kazancından istisna edeceğim. Tabii ki 3 ay vadeli, 6 ay vadeli TL mevduat hesabından elde ettiğim faiz gelirimi de yine kısmet olursa yeni dönemde geçici vergi dönemlerinde ve kurumlar vergisi beyannamesinde istisna edeceğim. Bu şu haliyle 4. dönem geçici vergi beyannamesinin verildiği tarihe kadar dönüştürülenle ilgili olan istisnaydı. Bitiyor mu? Bitmiyor. Siz diyor 31.12.2021 tarihinde kayıtlarınızda veya işletmenizde bulunması şartı ile yapmadığınız 4. dönem geçici vergi verilme süresine kadar TL'ye dönüşmediniz. 31.12.2022'ye kadar da dönüşebilirsiniz. Ama az önceki anlattığımız istisnalar ballı börekti. Şimdi sadece balından yararlanırsınız diyor. Onu da şöyle bir örnekle açıklayalım. Siz yararlanmadınız 26 Şubat'a kadar. Dediniz ki ya benim 31.12.2021 tarihi itibariyle elimde bulundurduğum dolarlarımı 15 Ağustos 2022'de TL'ye dönüştüreyim. Siz 30.06.2022 tarihi itibariyle ilk iki geçici vergi döneminde zaten kur farkı gelirlerinizi kur farkı gelir olarak kayıt altına aldınız. Şimdi diyor 1.7.2022'den yani içinde bulunduğunuz geçici vergi döneminin başından bozdurduğunuz tarihe kadar olan döneme isabet eden kur farkını 3. dönem geçici vergiler itibaren faydalanabilirsiniz dönüşüm oranına isabet eden. Dediğim gibi bütün bu anlattıklarımızı yani 26 Şubat'a kadar son tarihti. 31.12 itibariyle işletmede bulunan idi. 31 Mart 2022 tarih itibariyle bilançolarında bulundurulan dövizlerle ilgili yeni bir düzenleme bekliyoruz. Ona göre hesaplamalarımızı, kitaplarımızı yapalım diyorum. Efendim, bir başka bölüm, geçmiş zararlarımızı mahsup edeceğiz. Tabii ki bunlar üçüncü bölümde anlatacağım bölümler. Evet, kurumlar vergisi 9. madde kapsamında 5 yıldan fazla nakledilmemek şartıyla mali bilançolarımızda hesaplamış olduğumuz mali zararlarımızı 5 yıl içerisinde takip eden 5 takvim yılı içerisinde kurum kazancından indirebiliyoruz. Bunlar ticari bilanço karıyla karşılaştırmayalım. Sadece kurumlar vergisi beyannamesinde takip ettiğimiz bari zararlardır. Onları kapsar. Biz bir şekilde ne bileyim sermaye artışı yöntemiyle, farklı yöntemlerle bilançolarımızda yer alan ticari zararlarımızı, o hesaplarımızı kapatmış olabiliriz. Bu bizim mali zararlarımızı istisnasından faydalanmaktan alıkoymaz. Yani biz herhangi bir kayıp söz konusu yaşamayız. Ama ne olur? Benim bilançolarımda göstermek zorunda olmadığım, kurumlar vergisi beyannamesinde her yılı ayrı ayrı yazmak şartıyla takip etmiş olduğum bu mali zararlarımı daha sonra kar çıktığı halde kullanmadığım takdirde diyor ki idare, sen bu
faydalanmak durumunda olduğun mali zararların bu dönem düşmemekle artık düşmeyeceğine yönelik bir irade beyanında bulundun. Bunu kabul ederim diyor. Bir daha düşemezsin. Peki önceki dönemde 100 bin lira mali zararım vardı 2020 yılında. 2021 yılında 50 bin lira kazanç çıktı. Kurum kazancı çıktı vergiye tabi. Ben 2021'de yararlanmadım. Ama kazancım ne kadardı? 50 bin lira. 2020 yılındaki 100 bin lira mali zararımdan 50 bin liralık kısmından yararlanmamış oldum. Kalan 50 bin lirayı 2022 yılında kullanabilirim. Tersi olsaydı mali zararım 50 bin lira, kurum kazancı 100 bin lira, ben yararlanmadan beyaname verirsem artık bu zarardan yararlanmayacağıma dair bir irade beyanında bulunmuş oldum. Devir, bölüm ve tür değiştirme ile ilgili olan bölümlerde dikkat etmemiz gerekiyor. Devir alınan şirketin mali zararları onun öz sermayesinden fazla ise fazla olan kısmını ben kullanamam. Yani öyle bir şirketi devralmış olayım ki öz kaynakları 500 bin lira ama mali zararları 700 bin lira. Sadece 500 bin liralık kısmını kullanabilirim. Artan 200 bin lirayı kullanamam. Buna dikkat edeceğim. Tabii ki hangi yılla ilgili matrah artırımında bulunmuş isem kurumlar vergisi yönünden orada da sadece mali zararın sadece %50'sinden. Peki hocam, bir şey sorabilir miyim? Hepimiz biliyoruz. Buyurun Kasım Bey. Şimdi devre aldığımız kurumun, zararlı kurumun belirli bir sınırlaması var zararlı birimler adına. Oysa zararlı kurum, karlı kurumu devralırsa öyle bir sınırlamaya takılmadan aşamaz mı? Şöyle bir sınırlaması var. Onun dışında her halükarda yine de birleşmelerde de bu durum aynı geçerli olduğu için birleşme halinde de sizin söylediğiniz devralan şirket yani zararlı olduğu için. Yani zararlı kurum ilgili devralacak. Kasım Bey, ben bir müktezza almanızı öneririm. Yani bilgim dahilinde değil. Çünkü birleşme halinde diyor, öz kaynakları aşan kısmı isabet edenler dikkate alınmaz dediği için hani zararda olan tersi sizin bahsettiğiniz örnekte olduğuyla ilgili özel bir düzenleme hiç karşıma çıkmadı. Yok, evet. Olmadıysın zaten ben de böyle bir çözüm. Anlıyorum dedim. Değerli üstadım. Bununla ilgili bir görüş almakta fayda var. Ben bir de bir araştırayım. Farklı bir şey elime geçerse de sizinle paylaşacağım. Evet, teşekkür ederim. Üzerinden. Tamam. Bu mali zararlarla ilgili bir şeye daha da dikkat etmemiz gerekiyor. Hazır açtığınız konuyu, bu devir bölünmeyle ilgili. Siz mesela tekstille uğraşıyorsunuz. Tekstille uğraşırken devroldunuz. Devrolduğunuz şirkette artık tekstille ilgili uğraşmıyorsunuz. İdarenin görüşü birleşilen bu durumlarda 5 yıl süreyle tekstil faaliyetinin devam etmesini istiyor. Yani farklı bir konuda iş yaparsanız bunu kabul etmiyor. Bir de tabii 5 yıl süre içerisinde de tasfiyeye girmememiz gerekiyor. Tasfiyeye girdiğimiz durumda da yararlanmayacağımızla ilgili bir durum söz konusu. Bunlarla ilgili yurt dışı zararlarının mahsubu da mümkündür ama yurt dışı zararlarının mahsubu ile ilgili de ilave kurallar koymuş. Siz yurt dışından işte diyelim ki Almanya'daki şirketten zararınız varsa her şeyden önce oradaki faaliyet Türkiye, yani oradaki faaliyetinizle ilgili Türkiye'de bir kazanç istisnası olması gerekiyor. Diyelim ki yok, o zarardan Türkiye'de yararlanmamız için Almanya'daki faaliyetinizle ilgili 5 yıllık sürede bir vergi denetiminden geçirmeniz gerekiyor. Tercüme etmeniz gerekiyor. Biraz kuralı ağır. O şartlarda yurt dışı zararlılığından da Türkiye'de istisnadan yararlanabilirsiniz.
biliyoruz. Şimdi ben bu arada saat 4 oldu. Biraz geç başladık. Şöyle bir 20 dakika daha vaktim var diye düşünüyorum. Bakma. Evet hocam. Ben şu sponsorluk harcamalarına hani buraya kadar anlattığımız konuları başkanım kazanç olması halinde faydalanabileceğimiz indirimlerimizdi. Bundan sonraki anlatacaklarımız, değineceklerimiz de kazanç olması halinde, kazancımızla sınırlı olan indirimler. Burada ben şöyle bir bu sağlık hizmetleri, eğitim hizmetlerine biraz değineyim. Bir de çok önemli, yani gerçekten çok önemli. Hala bazı arkadaşlarımız bu indirimi kullanmıyorlar. Bu nakdi sermaye artışındaki vergi indirimini mutlaka bir anlatmak istiyorum. Oraya biraz detaylandıracağım ve ondan sonra da toparlayalım. Şimdi sponsorlukla ilgili harcamalar. Bir kere sponsorluk harcamaları reklam harcaması değil. Sponsorluk harcamaları ticari kazancın elde edilmesiyle doğrudan ilişkisi yok. Yani siz bir şirketin halı saha kiralarını, bedellerini ödeyebiliyorsanız, spor kulübünün seyahat ikamet giderlerini karşılıyorsanız, bir sporcuyu bonservis bedeli ödeyerek bir kulübe veriyorsanız, bunlar belli şartlarda sponsorluk harcaması olarak değerlendiriliyor. Kazancınız varsa bunları indirim konusu yapabiliyorsunuz. Ama siz gitmişsiniz bir şirket spor kulübüne, firmasına reklam vermişsiniz kendi ambleminizle, ambleminizi taşıyor. Kulübe bayrağınızı açmışsınız, logonuzu stata asmışsınız. Bunlar doğrudan doğruya sponsorluk harcaması değil. Onlarla karıştırmayalım. Bu reklam harcaması olarak dikkate almamız gerekiyor. Amatör spor kulüplerine yaptığımız bu sponsorluk bağışlarında %100'ünden, profesyonel spor kulüplerine yapıyorsak %50'sinden yararlanabiliyoruz. Bununla ilgili de vergi dairesinden borcu olmadığımıza dair bir yazı alıyoruz. Bununla ilgili bir dilekçe idareye vermemiz gerekiyor. Dediğim gibi hani mutlaka bağış ve yardımları karnen kabulünden gider yapacağız. Neden? Çünkü bazıları %5'le sınırlı, kazancı %5'iyle sınırlı. %5'i aşan bir yere işte bu belediyelere, köylere, il özel idarelerine kazancımızın %7'si kadar bir bağış yaptığımız takdirde 7'si karnen kabulünden gider. Önce matrağı ilave ettik. Sonra %5'ini hesaplayacağız ama bu %5'ini de nereden hesapladığımıza da dikkat edeceğiz. Onunla ilgili de şöyle bir örnekle açıklayalım. Deniyor ki bu %5'lik üst sınırı hesaplarken biz mali kazancımızdan varsa geçmiş yıl zararlarımızı artı iştirak kazançları istisnasını düşüyoruz. Bu ikisini düşüyoruz. Bulduğumuz rakamın %5'ini hesaplıyoruz. Yani bir şirketin 5 milyon liralık ticari kazancı olsun. Geçmiş yıl zararları var. Bunu düşeceğim. %5'lik hesabı dikkate hesaplarken bu 600 bin lirayı düştükten sonra hesaplayacağım. Varsa iştirak kazanç istisnası 500 bin lirayı düşeceğim. 5 milyon, 1 milyon 100 düştüğümde ne yapar? 3 milyon 900. Bilhassa bu gayrimenkul satış kazanç istisnasını buraya koyduk ama bakın bunu hiç dikkate almadık. Bu ve buna benzer istisnaları buradan düşmüyoruz. Sadece geçmiş yıl zararlarıyla iştirak kazanç istisnasını düşüyoruz. 3 milyon 900 bin liranın %5'ini hesaplıyoruz. Benim yapmış olduğum bağış 200 bin liraysa 3 milyon 900 bin liranın %5'i 195 bin lirayla sınırlı olduğu için aradaki 5 bin lira ne olacak? Kanun kabul edilmeyen gider olarak orada kalacak. Aslında 200 bin lirayı kanun kabul edilmeyen gider olarak matrağıma ilave ediyorum. Sonra 195 bin liralık kısmını indirim konusu yapıyorum. %5'le sınırlı olmayan çok sayıda işte ibadethanelere yapılan bağış yardımlar, Kızılay'a yapılan aynı bağış yardımlar, ekranda bütün bunlar sayılı, vakitten kazanmak için bunları hızlı geçiyorum. Ama şuna birazcık yer verelim. Türkiye'den yurt dışı mülkümü veya kurumlara yapılan bazı hizmetler, bunlar mesleki eğitim hizmetleri, eğitim ve sağlık hizmetleri, mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım gibi, muhasebe kaydı gibi, veri analizi, efendime söyleyeyim, call center gibi hizmetlerin
%50'si, yani bu hizmetlerden elde ettiğimiz kazançların %50'si, ciroları üzerinden değil, buradaki saydıklarımızdan elde ettiğimiz kazançların %50'si kurum kazancından istisna. Mesleki eğitim kapsamına girenler bizzat kurumlar vergisi tebliğinden alınmıştır. Ekranda gördüğünüz alanlardaki mesleki eğitim kapsamındaki ilgili bakanlıktan izin almış olmak şartıyla bunlar %50'si istisna. Eğitim ve sağlık hizmeti keza, bunların beyannamedeki yerleri de ayrı ayrı, eğitim kazancını ayrı, sağlığı ayrı, bunların dışında kalan diğer hizmetleri ayrı bölümünde kurum kazancından indirim konusu yapabiliyoruz. Faturası yurt dışındaki bütün şeye kesilecek. Efendime söyleyeyim. Veya kurum adına düzenlenmesi gerekiyor. Şimdi gelelim benim en çok önemsediğim, belki de bugün itibariyle faydalanmayan arkadaşlarıma sağlayacağım en önemli katkı. Kurumların kazancının bulunması halinde 1.7.2015 tarihinden itibaren gerek yenek kurulan şirketlerin, gerek o tarihten sonra sermayesinin nakden artılan şirketlerin her yıl boyunca devam edilecek şekilde hesaplayacağımız bir tutar kurumlar vergisinden istisna oluyor. Geçen gün bir arkadaşım telefon açtı. Hocam dedi, ben 2018 yılında bir şirketimin sermayesini nakden artırdım. Ve nakden artırılan sermayeden bu vergi indiriminden faydalandım. Sonra 2019 ve 2020 yıllarında bir daha yararlanmadım. Neden yararlanmadın diye sordum. Bana verdiği cevap: hocam kimse bana devam eden yıllarda da bu indirimden yararlanırsın demedi. Çok garipsedim. Yani birazcık mağlubiyet yaşadım. Arkadaşlar, bu indirimin herhangi bir yılla sınırlaması söz konusu değil. Sen işveren olarak paranın nakden getirmişsin, şirketine yatırım yapmışsın. Getirmeseydin, başka yerlerde kullansaydın, başka kazançlar elde edecektin. Bunu bir alternatif maliyet olarak, şirketlerin sermayelerini kuvvetlendirmesi anlamında, nakit yapısını kuvvetlendirmek anlamında devletin getirmiş olduğu bir indirim müessesi. Hepimizin çok rahatlıkla uygulayabileceği, faydalanabileceği çok çok iyi bir düzenleme. Biz müşterimizi bundan yararlandırmadığımız takdirde, biliyorsunuz, devreye komşuların muhasebecisi giriyor, komşunun muhasebecisi. Onlar da bizim tadımızı tuzumuzu bozabiliyor. Şimdi arkadaşlar, bu tarihten sonra dediğimiz gibi nakden sermaye artışı yapanlar ya da yeni şirket kuruluşlarında sizin faaliyet alanınız finans, bankacılık, sigortacılık gibi ya da kamusal teşebbüsü değilseniz, normal bir firmaysanız, genel oran %50, bazı şirketlerde bu oran değişiyor. Sizin o yıl için Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından yılın en sonunda, en son açıklanan TL cinsinden ticari kredilere uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranı, ki 2021 yılında %24.52'dir. İlgili yılda, ilk defa yaptığımız yılda bu sermaye artışının ödemesiyle ilgili, ödemde yapıldığı ayı tam ay olarak kıs dönemini, müteakip yıllarda tam yıl üzerinden hesapladığımız tutarı her sene kurumlar vergisinde kurum kazancından indirebiliyoruz. İndiremediğimiz tutarları, kazanç yok ise indiremediğimiz tutarları yeniden değerleme yapmaksızın gelecek yıllara taşıyoruz. Yapacağımız hesaplama, indirim tutarımız, nakdi sermaye artışımızı Merkez Bankası'nca açıklanan kredi faiz oranıyla indirim oranımız genel olarak %50 ve süresini hesaplıyoruz. Beyannamede indirim konusu yapıyoruz. Birazdan bir örnek yapacağız. Oran, indirim oranı genel olarak %50. Sizin şirketiniz halka açık bir şirketse ve halka açık oranı %50'den az ise bu oran %75.
%50'nin daha üzerinde halka açılmışsa oran %100. Sizin yatırım teşvik belgeniz var ise yapmış olduğunuz bu sermaye artışında ki nakit sermaye artışında ki tutarı üretimle ilgili yani bu yatırım teşvikiyle ilgili makine, tesisat, diğer yatırımla ilgili hususlarda kullanıyorsanız her birine %25 ilave oluyor. Yani buraya 50, %75 oluyor. Şurada %125 oluyor. Burada %100 oluyor. Bu oranlarda bir de son bir düzenleme geldi 7338 sayılı yasayla. Siz bu nakden sermaye artışını eğer yurt dışı kaynaklı olarak getiriyorsanız ona da bir ilave 25 geliyor. Yani oranınız ona isabet eden kısmı ilave 25'te %75'e çıkıyor. Bunun bazı kısıtları var, bazı kuralları var. Konuşalım. Şimdi sermaye şirketi nakit dışındaki varlıkların devirlerinden yani taşınmaz, hisse senedi ve benzeri dedik ya istisna var. O fonları sermaye ilave ediyorsak yararlanamıyoruz. Birleşme, bölünme, devir halinlerinde sermaye artışına sebebiyet veriyorsa, yani o işlemden kaynaklanan bir sermaye artışı varsa yararlanamıyoruz. Öz sermaye kalemlerinin sermaye eklemesinde, yani kısacası dışarıdan nakden sermaye artışı yapmamız gerekiyor. Yani yenileme fonu gibi fonların sermaye artışında yararlanabiliyoruz. Ortaklar kredi kullanarak, ilişkili kişiler kredi kullanarak getirip sermaye artışı yapıyorsak, yararlanamıyoruz. Nasıl tespit ederler bilemiyorum. Ortaklar hesabını sermaye ilavesinde yararlanamıyoruz. Nasıl yararlanacağız? Kuralı şöyle koyuyor. Diyor ki yeni şirket kurdunuz. Anonim şirketseniz bu şart yok ama limited şirketseniz veya sermaye artışına karar verdiniz. Ne yapıyoruz? Limited şirketlerde 1/4 karardan sonra henüz tescil olmadan önce gidiyoruz bir bankaya bloke ediyoruz değil mi? İşte bu bloke yani tescilden önce yapılan ödeme var ise tescil tarihini dikkate alıyoruz. Tescil tarihinden sonra yapılan ödemelerde de tescil tarihini dikkate alıyoruz. Yani 1/4 tescilden önce ödediniz, 3/4 sermaye taahhüdünü ödemediniz. Ödemediğiniz kısımla ilgili bir yararlanmamız söz konusu değil. Ne zaman ödüyoruz? O tarihten itibaren yararlanmaya başlıyoruz. Kazanç yok ise dediğimiz gibi gelecek yıllara taşıyoruz. Bu müesseseden sadece 4. geçici vergi beyannamesinde yararlanabiliyoruz. Neden? Hani diyor ya yılın en son açıklanan oranı ne ise o oranı dikkate alacağız. O da genelde yıl içerisinde defaatle bu oran açıklanıyor. 31-12-2000 kaçsa yıl tarihinde hangi yıldaysak hangi yıl en son açıklanan oran ne ise onu dikkate alacağımızdan haliyle bu 4. geçici vergide gelecekte de 4. geçici vergi kaldırıldı. Haliyle artık kurumlar vergisi beyannamesinde bu indirimden yararlanabileceğiz. Dikkat, cari döneme ait olan vergi indirimi. Benim 2020 yılında, özür dilerim, 2021 yılında kazancım çıkmadı. Ve benim vergi indirimimden de 200.000 lira hesapladım. Olsaydı indirebileceğim bir tutarım vardı. Geldim 31-12 kazancıma baktım, kazanç çok. 200.000 lira ne olacak? 2022 yılına devre olacak. İşte önceki yıldan bir devir var ise, cari dönemin içerisindeki hariç, onları diyor geçici vergi dönemlerinde 1, 2, 3. dönem geçici verginde indirim konusu yapabilirsin. Ama 2022 yılının cari döneme ait olanı sadece dönem sonunda kurumlar vergisi beyannamesini verirken yararlanırsın. Önceki yıllardan devir gelen önceki yıllarda yararlanmamış olduğu bu vergi indiriminden 1-2-3 geçici vergilerinde yararlanabiliyorum.
Şuna dikkat edelim. Dedik ya nakden yapılan sermaye artışlarında bundan yararlanıyoruz. Zaman zaman ortaklar sermaye artış kararı almadan gelecekte sermaye ilave edilmek üzere sermaye yedeklerinde sermaye avansı olarak bankaya para yatırabilirler. Hesaplara para yatırabilirler. Deniyor ki ilk bankaya yatırıldığı tarihte sermaye yedekleri hesabına kaydedilmiş olmak şartı ile daha sonra karar alıp tescil ettirip sermaye bu fonu ilave ettiğiniz takdirde tescil tarihinden itibaren bu indirimden de yararlanabilirsiniz. Sermaye avansları hesabından. Ama buna bir şeye dikkat etmemiz lazım. Bir sermaye avansına bir para yatırdığımız takdirde takvim yılının sonuna kadar bu avansı sermayeye ilave etmediğimiz takdirde idare bunu kurum kazancı olarak değerlendiriyor. Diyor ki sizin öz kaynaklarınızda artış var. Hani müsbet farktır ya, dönem başı, dönem sonu öz kaynaklarınızdaki müsbet farktır. İşletme sahiplerinin yatırdıkları, çektikleri bundan alınır diyor. İşte öz kaynaklardaki bu artışı kurum kazancı olarak değerlendirilebiliyor. Biz bu sermaye avansı hesaplarımıza takvim yılı sonuna kadar bundan yararlanıp yararlanmak önemli değil. Mutlaka bir sermaye artışına gitmemiz gerekiyor. Şimdi bununla ilgili bir örneğimiz üzerinden geçelim. Bir tane şirket 2021 yılı Temmuz ayında karar alıyor. Ben diyor sermayemi artırmak istiyorum. Ve bu kararı gidiyor 3 Ağustos'ta tescil ettiriyor. 3 Ağustos'ta tescil etmesine rağmen bunun 4'te 1'ini, 4 milyonun 4'te 1'ini Temmuz 2021'de de bankaya bloke ettiriyor. Dedik ya tescilden önce yapılan ödemelerde tescil tarihini dikkate alacağız. Ve o ayı tam ay alacağız. Kış dönemini hesaplayacağız. 3 Ağustos'ta tescil olduğu için 1,5 milyonun Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık ne kadar süre oldu? Ağustos'u tam aldım 5 ay. Sonra bu şirket kalan sermaye taahhütlerini 10 Ağustos'ta 1.500.000 lira ödüyor bankaya. Ekim'de 1 milyon ödüyor. Son kalan taahhüdünü de Kasım ayında ödemiş olsun. Yani 2 sene beklemeden bunları bu tarihlerde ödemiş olsun. O halde 500 bin lirayı da Ağustos'ta olduğu için 5 ay. 21 Ekim'de 1 milyon ödemiş. Ekim, Kasım, Aralık 3 ay. Ağustos 29 Kasım'da ödemiş. Kasım 1, Aralık 2, 3 milyon ödemiş. O da 2 ay. Şimdi gelin hesaplayalım. 1,5 milyon. İndirim oranı %50'ymiş. Faiz oranı 24.52 olduğuna göre çarptığımda işlemin 12'de bulduğum tutarı 12'ye bölüp 5'le çarptığımda 76.625 lira ilk yapılan tescil tarihinden önce yapılan ödemenin tescil tarihi itibariyle indirim oranı. Ağustos'ta 5 ay aynı. 1 milyon gelmişti. Hesapladığımda bu formüle göre hesapladığımda 12'de 3 ay hesap eden 30 bin, 12'de 2 ay hesap eden 61 bin 300 lira toplam bu mükellef 2021 yılı kazançlarında kazanç olması halinde 194 bin 116 liralık kısmını kurum kazancından indirim konusu yapabilir. Bitti mi? Hayır. Bu mükellef şu bakanlar kurulu ki eskiden bakanlar kurulu şimdi cumhurbaşkanı oldu biliyorsunuz. Bu oranı sıfıra indireceğe kadar süresiz 6 milyonla sınırlı olmaksızın belki de 10 milyon indirecek gelecekte, belki 20 milyon indirecek. Süresiz bir şekilde ta ki sıfıra indireceğe kadar bu indirimden yararlanacak. Şöyle bir varsayımda bulunalım. 2022 yılının sonunda bu oranı Merkez Bankası %25 açıklamış olsun. Tamamını 6 milyon çarpı %25 %50'si 2022 yılı kazancından
750 bin lira indirim konusu yapabilecek. Şunun %25'i neye kadar yapar? 375, yani 100 küsür bin lira değil mi? Kurum kazancından ödemeyerek kurum kazancı bu indirimden yararlanabiliyor. Kazanç olması halinde bu yılınkini gelecek yıla, 2020 yılında kazancı olmasın, 2022 yılında da kazanç olsun, bu ne yapacak? 2022 yılı birinci, ikinci, üçüncü geçici vergi dönemlerinde 194 bin lirayı indirebilecek. 31.12.2022 yılı verdiği, tarih itibariyle verdiği kurumlar vergisinde hem 750 bin lirayı hem de 194 bin lirayı burada beyannamede indirim konusu bu mükellef yapabilecek. Yapılacağımız tek şey şu: kurumlar vergisi beyannamesinde bir ek bölümü var. Bu ek bölümde bankalara yapılan ödemeyle ilgili bilgilerin girilecek. Orada bazı bilgiler istiyor. İnteraktif vergi dairesinden de bir, özür dilerim. Bankadan alacağı bu ödemelerle ilgili ama banka ekstresi, ama dekontları, ıslak imzalı bankadan alacağı bu belgeleri beyannamenin ekinde idareye verecek, bu istisnadan yararlanacak. Yani kolay bir yöntem, ihmal edilmesini hiç istemiyorum. Müşterilerimize sağlayacağımız bir katma değer olarak bunu dikkate alabiliriz. Değerli arkadaşlarım, son bölüme geldik. Vergiye uyumlu mükelleflerde getirilen bir indirim vardı. Bunun şartları çok ağırdı, riskliydi. Diyorlardı ki, siz uyumluysanız 2021 yılının beyannamesini verirken, işte son 3 yılın beyannamelerinin zamanında verilmiş olması diyordu. Açıklandı, hangi beyannamelerin zamanında verilmesi gerektiği kanunda netleşti. Bu beyannameler zamanında vermiş olacağız. Bu önceden beyannamelerin zamanında verilmiş ve zamanında ödenmiş olma şartı, 2021 yılının, örnek veriyorum, kurumlar vergisini verdiğim tarihte gecikmesiyle de olsa vergiler ödenmiş, 1000 liraya kadar olan rakam ihlal sayılmıyor. Ezberinde kalan rakam o kadar. Yani son 3 yılın vergilerinin tamamını ödenmiş olması gerekiyor. Son 5 yıldan gelen vergilerin 1000 liradan fazla olması gerekiyor. Bir de şöyle bir durum vardı. Deniyordu ki, arkadaş sen 2021 yılında vergiye uyumlu mükelleftin, %5'lik matrahtan indirim yaptın, ama 2 sene sonra 2021 yılında için defter belgeler istendi, hakkında cezalı tarihat yapıldı. 2021 yılı için faydalanmış olduğun bu %5'lik indirimi geleceksin, düzelteceksin, gecikme faiziyle ödeyeceksin. Şimdi gelecek 5 yılda inceleme riskim olduğu için bu %5'lik tutar riskli görülüyordu, faydalanmıyorduk. Bununla ilgili 7338 sayılı yasayla şartlar çok iyileştirildi. Şu hale geldi, deniyor ki sen bu beyannameyi verdiğin tarihe kadar hakkında herhangi bir kesinleşen cezalı tarihat yok ise, yani inceleme diyeyim, beyannamemi veriyorum, kesinleşmiş bir cezalı tarihatım yok. Beyanname verdiğim tarih itibariyle. Sen diyor, daha sonra incelensen bile, daha sonra yapılan bir cezalı tarihat olsa bile bu ihlal sayılmaz diyor. Onun için risk tamamen ortadan kalktı. Hatta diyor, 2021 yılı beyannamesini veriyorsun. Sen diyor, 2021 yılı için bundan bir üst limit var. En fazla yararlanma limiti 2021 öncesi 15 milyondu. 2022'de 1 milyondu. 2 milyona, evet 2 milyon, 1 milyon 2 milyon, 15 milyon 20 milyon değildi. Bunun %1'ini aşmıyorsa, yani ben 2020 yılını beyannamesini verirken 2021 ve öncesi yılla ilgili kesinleşmiş cezalı tarihatım var. Ama bu bahsettiğim rakamın %1'inden az. Yani 2021 yılı için 20 bin liradan az bir kesinleşmiş cezalı tarihatım var ise 1 milyon 500 bin hocam. 1 milyon 500 bin. Evet.
2021 yılı. Ama şey, şimdi bunu az önce Soner Hoca ile tartıştık. Hatta Dünya Gazetesi'nde yazısı da yayınlandı. Onun yorumu diyor ki 2021 yılı beğenlemesini 2022'de verdiğiniz için 2 milyonun %1'i olan 20 bin liradan azsa kesinleşmiş tarihatın o tarih itibariyle bundan da yine ilan sayılmamış oluyor. Yani bu düzenleme oldukça iyileştirildiği için artık rahatlıkla biz bu vergiye uyumlu mükelleflerde sağlanan vergi indiriminden yararlanabiliyoruz. Beyannamemizdeki eklerimiz ekranda var. Bunların düzenlenmiş olması gerekiyor. Karşılaştırılması olması gerekiyor. Dipnotlu olması gerekiyor. Bunları eksik yaptığımız takdirde idare önceden doğrudan tekzin hesap planına muhalefeten ceza gönderiyordu. Daha sonra mahkemeler bunu bozdu. Şimdi idare bir yazıyla istemesi gerekiyor. Yani siz gelir tablosunda, bilançoda dipnot yazmamışsanız size 12 bin lira cezayı kesmeyecek. Önce bir yazıyla isteyecek. Yazıyla cevap vermezseniz süresinde o zaman o cezayı kesebilir diye bir düzenleme var. Bir de yine son not. Sizin aktif toplamınız 37 milyon 703 bin liradan, net satışlar toplamı 83 milyon 783 bin 700 liradan herhangi biri fazla aşıyorsa siz ek mali tablo yükümlülüğü, düzenleme yükümlülüğüyle de karşıya karşıyasınız. Ama ek mali tablolar nelerdi? Ek mali tablolar şuradaki sayılan satışların maliyet tablosu, fon hakim tablosu, nakit akıp tablosu. Ama 3 nolu muhasebe sistemi uygulama tembliğiyle bunlardan sadece kar dağıtım tablosunun düzenlenme zorunluluğu getirildi. Diğerlerinde bir zorunluluk yok. Bununla ilgili de işimiz daha rahat. Olabilir, vergi mevzuatıyla ilgili aksine düşünüyor olabilirsiniz. İhtirazi kayıtla beyanname vermiş olabilirsiniz. Tahakküf işinin alınmasından itibaren 30 gün içerisinde vergi mahkemesine dava açmamız gerekiyor. Personele temettü ikramiyesi vermişsek, henüz de Nisan'a, yani kurumlar vergisi beyannamesini verdiğimiz tarihe kadar bu temettü ikramiyesini vermiş ve Bodro'ya göstermemiz gerekiyor. Hatta stopajının da 26 Mayıs 2022 günü, yani muhtasar beyannameyi de beyan etmiş olmak şartıyla 2021 yılıyla ilgili bu temettü ikramiyesini indirim konusu yapabiliriz. Ben burada toparlamış olayım. Süreyi de 2 saat 10 dakika gibi oldu. Burada noktalamış olayım. Teşekkür ederim hocam. Şöyle bir çete bakayım başkanım. Önce bir paylaşımı sonlandırayım. İyi oldu. Şimdi hepimiz daha iyi görüyoruz. Merhaba demişler. Teşekkürler geliyor. Ben çok teşekkür ediyorum. Sorusu olan bir şey, ilave yapmak isteyen, katkı yapmak isteyen arkadaşlarımızı da dinlemeye hazırız. Hocam ağzınıza sağlık, nefesinize sağlık. Çok teşekkürler. Yorduk sizi ama gayet güzel konulara değindiniz. Teşekkür ediyoruz. Hocam malum sizinle Sürgen kapsamında bir aradayız. Sizinle bir arada olmak da güzel. Sizinle katkılarınız oluyor. Ben sizin katkılarınızı da çok teşekkür ediyorum şimdiden. Evet, varsa sorusu olan başkanım söz sizde. Hocam ben nakit sermaye arttırımını ilk Fatma Hanım bizim odada sunum yapmıştı bununla ilgili. Oradan dinlemiştim ama hakikaten uygulaması aslında çok kolay ama hep çekinerek uyguladığımız bir müessese. Bir de şeyle ilgili bu yeni düzenlemeden sonra indirimli yani uyumlu mükellef anlamında yapılan indirim. Onunla ilgili de şöyle bir sorun oluşuyor. Umarım siz de aynı şeylerle karşılaşıyorsun eminim. Şimdi geçici vergi döneminde bu tabii uygulanmıyor. Dördüncü geçici vergi kurumlar vergisi döneminde uygulanıyor. Şimdi iadeler çıkıyor şeylerde. İade çıkınca da Allah razı olsun vergi dairesi iyi ki iade çıktı deyip hemen parayı mahsup etmiyor. Şunu getir, bunu getir, geçsizli şu rapor. Yani insanlar çekiniyor. Bazı arkadaşlar buna bir çözüm bulmuşlar. Ne kadar doğru onu soracağım size. Geçici vergiyi hani %10 artı eksi eksik ya da fazla hesaplamayla ilgili bir hata payı var ya. Onun içinde
bilinçli olarak düşük beyan ederek daha sonra mahsup çıkmasını engellemek ne kadar doğru? Şimdi Sayın Başkanım. Tamamen yanlış başkanım. Ben hayır yapmadık ama gördüm bu gezi sıralarında. Şimdi bu evet lan. Vergiye uyumlu mükelleflere yapılan indirim 7003 ya da 7004 ile geldi. Çok ayrıntılı anlatıldı. Biz sadece son düzenlemeleri, yani getirilen kolaylıkları ön plana çıkartarak özet geçmeye çalıştık. Yoksa süre çok uzuyor. Önceki hali çok riskliyken şimdi o riskten çıkmış oldu. Tabii ki bunun kurallarında şöyle diyor. Sen bu uyumlu mükelleflere sağlanan vergi indirimden dolayı bir fazla vergi ödemişsen bunu da bir yıl içerisinde en fazla mahsup evet. edebilirsin diyor. Nakden vermem diyor. Yani doğru. Sen o tarih itibariyle işletmeni kapattın, para yandı. Yani bavula getirip para vermiyor dediğiniz gibi. Yani şimdi ben bu geçici vergide böyle bir şeyden faydalanmasını hiç doğru bulmam. Geçici vergideki %10 benim istediğim yani yedek lastiğim. İşletme olarak ben beyanlarımı yaparken %10'a kadar eksik hesaplamış olabilirim. Kaydi envanterden hareket ederek kazanç hesaplıyorum. Sonuçta dönem sonu işlemlerimi beyanname verene kadar oturuyorum, hesaplıyorum, yeniden değerliyorum vesaire vesaire. Orada eksik dedik bir şey bırakmışsam bu benim eksik marjım yani. O çok doğru değil. Yani her şey bir de zaten ortada. Yani düşünebiliyor musunuz? Geçici vergide yararlanıyorsunuz. Hani marjdan yararlanarak eksik bir ediyorsunuz. Geliyorsunuz tam da o kadar da birebir vergi alacağı çıkmıyor. Ben yani vergi dairesinin bu konuda bu kadar yorulması gerektiğini zaten interaktif vergi dairesinden uyumlu mükellef olup olmadığımızı rahatlıkla sorgulayabiliyoruz. Bakabiliyoruz. Sistem iyileştirildi. Ben mahsuben bunun yapılmasını takip edilmesini doğru buluyorum. Diğerine katılmıyorum başkanım. Zaten dördüncü geçici vergi kalktığı için hala birçok arkadaşımız bizde hani uygulandığı an anlayacağız bu olayın faydasını. Bence o zaman da bu problem de zaten geçmişte kalmış olacak. Vallahi başkanım 22 arkadaşım chatten yazmış ama sağ olsunlar bol bol teşekkür geldi. Bol bol şey geldi. Biz de teşekkür ederiz. Ben de herkese teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Sizin adınıza da. Evet. Ben de başta size ayrıca hocam Sürgem Yönetim Kurulu'na, TÜRMOP Yönetim Kurulu'na böyle teknik bir imkanı hem bize sağladılar hem bizi sizle buluşturdular. Yücel Başkanıma özel selam. İstanbul Odası. Arkadaşlar belki bilmiyordur ama hocam aynı zamanda İstanbul Odası Yönetim Kurulu üyesi. O açıdan hem yönetici hem hocamız hepimizin. Teşekkür ederim. Ağzına sağlık, nefesine sağlık hocam. Bir başka etkinlikte bir araya gelmek dileğiyle herkese ben sevgilerimi, saygılarımı ve önümüz bayram. Şimdiden de bayramlarını tebrik ediyorum. Görüşmek üzere başkanım. İyi akşamlar. Teşekkür ederim. Sağ olun.